Ne oluyor ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde işit meselesini konuşmak istiyorum ama bugüne kadar konuştuğumuz gibi değil. Yani siyasilerin açıklamaları, politikanın bir malzemesi, Orta Doğu'daki belki de bu kanlı örgütün icraatları boyutunda değil. Daha çok nasıl bir tabandan besleniyor? Bu tabanın irdelenmesi ve İslam dini açısından biraz konuya bakmak istiyoruz. Dolayısıyla bu bir tartışma programı değil aslında. Ben buraya değerli hocalarımızı bir araya davet ettim. Onların ne söyleyeceklerini merak ediyorum. Meseleye biraz buradan bakalım istiyorum. Çok yaygın bir şekilde asla İslam dinini bu örgütün silahlı örgütün temsil etmediğini söylüyoruz. Müslümanlık bu değil diyoruz. Ama bir şekilde de ortada bir sosyolojik durum var. Dolayısıyla STK'lar, e, İslam alimleri, ilahiyatçılar, yazarlar, düşünürler bu konuda daha fazla düşünmek durumunda ben de bu akşam bunun bir adımını atmak istedim, bunu konuşalım istedim. Kimlerle birlikteyiz değerli konuklarımı sizlere tanıtmak isterim. Ankara'da Profesör Doktor Hasan Onat konuğum, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Meslepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı. Çok teşekkür ederim Hasan Bey geldiğiniz için. E, olunuz, var olunuz. İstanbul stüdyomuzdaki konuklarım. Eee Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda Süleymaniye Vakfı Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Mustafa Profesör Doktor Mustafa Öztürk bizimle birlikte. Uzaklardan geldi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Caner Taslaman bizimle birlikte Yıldız Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ve İhsan İlaçık bizimle birlikte yazar ilahiyatçı Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi bundan önceki programımda aslında kısaca bu meseleye bak kısaca değil de biraz bu boyutuyla bakmıştık kiminle Profesör Doktor Hilmi Demirle. Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Hilmi Demir aynı zamanda TEPAV'ın da danışmanlarından önemli tespitlerde bulunmuştu. Ne demişti mesela? Türkiye'de işit uzmanı yok. Kimse gerçekten bu konuyu derinliğine bilmiyor. Türkiye'de bu sorunu toplumsal olarak ciddiye almak zorundayız. Anadolu Müslümanlığı bunu kabul etmez diye bir inanış var, ama bu böyle değil. Türkiye'nin de içinde radikalizm bir mesele haline gelebilir ve önümüzdeki 20 yıl bu meseleyle uğraşabiliriz. Toplumsal bir ayrışma olabilir. Müslümanlar arasında bu konuda ayrışmalar olabilir. İşte bu meseleleri konuşacağım, bu başlıklara şöyle başlayalım. Uzakta olduğu için Hasan Bey, e ben ilk sözü vereyim. Kendisine Ankara'da olmanın dezavantajını yaşatmayacağım konusunda söz vermiştim. Sizinle başlayalım Hasan Bey. Bu tespitlere katılıyor musunuz? Siyasi boyutunu bir tarafa bırakacak olursak siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Bir ciddi toplumsal problemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ben problemin zannedilenden daha vahim olduğu kanaatindeyim. Önce buradan işe başlamak lazım. Türkiye'de hemen her sorunda olduğu gibi bu konuda da olaya daha çok siyaset perspektifinden bakıyoruz. Oysa bu mesele bir sadece Türkiye'nin meselesi değil, sadece Suriye'deki bir mesele değil, artık uluslararası ...bir boyut kazanan meseledir. İki, bu mesele... ...İslam dünyasının... E, ...geleceğini doğrudan... ...ipotek altına alan bir meseledir. Üç, bu meseleyi... ...dikkatli okuyup gerekli dersleri... ...çıkartamazsak... E, ...acizane kanaatım... ...bir e, Müslümanların... ...50 senesi, 60 senesi... Heba, ...heba olacaktır en azından. Kastettiğim nedir? Bu tür konular tartışılırken öncelikle zannediyoruz ki bu sadece lokal bir mesele. Hayır değil. Bunun arka planına azıcık eğilelim. Karşımıza çıkan ana gerçek şudur. Evet ışıt ve benzeri oluşumları Müslüman kültür üretmiştir. Bunlar bizim kültürümüzün içinden çıkmıştır. Ve bazen şöyle yanılgılar oluşuyor. Efendim işte bunlar cahil insanlardır bir şey bilmezler. Valla şu anda elimde bir dergi var IŞİD'in çıkarttığı Türkçe yayınlamaya başladığı dergi. Şöyle sayfalarını karıştırdığınızda açık gerçek şu bunlar Kur'an'ı da biliyorlar, hadisleri de biliyorlar. Öyle kendimizi kandırmamızın anlamı yok. Önce bunu görelim. İkincisi şayet biz kendi geleneğimizi Müslüman kültürü sağlıklı bir eleştiri süzgecine tabi tutmazsak bu eleştiri süzgeci içerisinde kendi kültürümüzün yanlışlarını görüp öz eleştiri yaparak doğrulara yaklaşamazsak emin olun bugün ışık vardır, yarın ışığı da aratacak oluşumlar vardır. Daha mühim bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda bu yaklaşım tarzı büyük ölçüde tepkisel bir yaklaşım tarzıdır küreselleşmeye tepkidir, batının egemenliğine tepkidir, aslında köklerine inerseniz sömürgeci ortama tepkidir. Bu tepkiler birleşti, IŞİD adı altında ortaya çıktı. O zaman altını çizmemiz gereken nokta şudur, Türkiye'de olmaz destek bulmaz, hayır ben daha ileri bir cümle kurmak istiyorum, bu kafayla gidersek IŞİD'i da aratacak oluşumlar, Türkiye'de her an karşımıza çıkabilir ve toplumda bu bağlamda şu anda görünür destek yok yok ama yani en azından yapılan araştırmalar yüzde sekizlerden belki telaffuz ediyor, söz ediyor. Fakat daha ilerisi var. Yani kültürümüzün bu kafa yapısına müsait olması ve şu andaki takip edilen seyrin yani Türkiye'de bu cümleyi kurmak içimi acıtıyor ama devletin akıl düşmanlığı yapması, bilim düşmanlığı yapması, şu anda üniversiteler, ilahiyat fakülteleriyle ilgili süreçler daha sonra önümüzdeki 5-10 yıllarda ilahiyat fakültelerinin bile ışığın arka bahçesi olacağını gösteriyor. Örnek mi istiyorsunuz? Felsefe düşmanlığı. Yani ışıt niye bu denli e, kasıp kavuruyor? Niye bu denli Müslümanları cezbediyor? Bunun ana sebebi ışığın şu anda var olan yapılanma içerisinde ee, Müslümanların bir takım taleplerine farklı boyutta cevap vermesidir. Evet. Şayet siz İslam'ın din olarak egemenlik iddiasının olmadığını farkında değilseniz, şayet halifeliği İslami bir kurum olarak görürseniz ışıda destek her zaman çıkacaktır. Ha o zaman şunu açıklıkla söyleyelim: Evet Türkiye diğer İslam ülkelerinden farklıydı. Ama biz bu farkı ahlak temelli din anlayışımıza Maturidi gelenekten gelen akılcı duruşa ve büyük ölçüde de devlet geleneğimize borçluyduk. Şu anda bunların hemen tamamı ciddi manada sıkıntı evet. içerisinde ve dolayısıyla hakikaten ışıdı ışıdı besleyecek kaynaklar oldukça fazla ve Türkiye için de ben bu meselenin hafife alınmayacak derecede ciddi bir problem olduğunu doğrusunu isterseniz düşünüyorum. Peki. Çünkü Hı. bizim farkımız ahlak temelli din anlayışındaydı. Bizim farkımız bu bağlamda düşünen bir yapıya sahip olmamızdaydı. Evet. Fakat Türkiye'nin şu anda savrulduğu süreç aklı devre dışı bırakan, geçmişi kutsallaştıran ve siyaseti dinle özdeş algılayan bir süreçtir. Evet. O zaman hemen şunu ifade edeyim, sözü çok uzatmadan diyorum ki İslam dininin siyasi meseleleri insana bıraktığını anlamazsak güç odaklı o düşünen her insan hilafet meselesine savrulacaktır. Oysa evet. İslam dini e, siyasi meseleleri insanın sorumluluğuna bırakmıştır. Halifelik dediğimiz kurum. Aslında dini bir kurum değil, beşeri bir kurumdur. Biz önce e, kendi din anlayışımızda bu Peki. gerçekle birazcık yüzleşmemiz gerekiyor. Peki. Zannediyorum daha sonra bunlar açılabilir diye düşünüyorum. Tabii tabii, döneceğim. Ayrıntılara bakacağız. Şimdi elimde e, şöyle bir, e, Mustafa Bey'le devam edeceğim. Şöyle bir e, e, bazı bilgiler var. Aslında e, El Cezire Türk... Kün ulaştığı bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan işit dosyasına girmiş bilgiler. Yani bunlar resmi bilgiler. Türkiye'deki işit yapılanmasına ilişkin dosyada yer alan bazı bilgiler şöyle. İşit üyelerince gerçekleştirilen faaliyetler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmayan mescitler kurmak, dini sohbetler vermek, bu sohbetlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tağut, Allah'ın koyduğu ölçüler ve hükümler dışında hükümler koyan devlet olarak anlatmak, devlet okullarına çocukların gönderilmemesi yönünde propaganda yapmak yer alıyor diyor e, rapor ve söyle sonra şöyle eklemiş savcılık, bu tip etki altına girmiş ailelerde gerçekten çocuklarını devlet okullarına e, göndermiyorlar. E, olarak yer almış. Ne dersiniz? Hocamıza hocamızın tespitlerine ayrıştığınız ya da katıldığınız noktalar var mı? Dolayısıyla ciddi bir yapılanma en azından savcılık dosyasında. Ama dediğim gibi siyasi boyutu değil toplumsal boyutuyla soruyorum. Evet. Ben e, önce Hilmi Bey'den hı hı. E, kısaca başlıklar halinde okuduğunuz Tespitlere de katılıyorum. Ee, Hasan Onat Hocam'ın da e, muhtemel projeksiyonlarına yani kaygılarına da tamamen altına imza atıyorum. Ee, Türkiye'de bu taban tutmaz, karşılık bulmaz şeklindeki söylem herhalde Osmanlı tecrübesinden hareketle yapılan bir nostaljik söylem. Ama biz Osmanlı tecrübesindeki o mozayı yaşamıyoruz ki. Kesinlikle mesela ilahiyatta çalışan biri olarak şu anda sürecin ne hangi istikamette yol aldığına dair benim de çok ciddi kaygılarım var. Hocam felsefeden bahsetti. Yani dolayısıyla Türkiye'de de şu andaki mevcut durum itibarıyla bu işit tohumunun burada da yeşerme ihtimalleri oldukça yüksek. Bundan yana kaygılıyım. Evet batıdan daha fazla bir katılım var deniyor ama Türkiye'deki dini söylemin giderek tırnak içinde söylüyorum. Bir ehli sünnetçilik ve ehli sünnet müdafası altında. Türkiye'nin çevre bölgelerinde her gün ışıktan dert yanarken İslam'ın bu olmadığı yönünde gırtlağımız patlarcasına dert anlatmaya çalışırken ulusal bir televizyon kanalında tekfir diye bir program yapılıp bu programda ben zannettim ki tekfir dilini nasıl kesebiliriz? Yani bu tekvircilikten acaba nasıl kurtulabiliriz diye bir program yapılacağını düşünürken eski elfazı küfür bahsistlerini madde madde moderatör soruyor. Şirna'nın buna kafir diyebiliriz değil mi diyor. Siz de evet tabii ki diyebiliriz diye anlatıyorsunuz. Ondan sonra da beri tarafta IŞİD'in problem yarattığından söz ediyorsunuz. Böyle bir ikiyüzlülüğümüz de var. Eee ikincisi din denilen şey Kur'an'ın şu veya bu şekilde yorumu veya dinin şu şekilde bu şekilde algılanması değil bence. Bence insanların içinde bulunduğu sosyolojik zemin, motivasyonları ve daha çok da angajmanları. Bu motivasyon derken psikolojik olabilir, sosyolojik olabilir, itilmiş kakılmışlık duygusu olabilir veya günaha batmış bir şekilde yaşamışlığın nedamet duygusuyla bugüne kadar gerçekten günaha battık. Bunu böyle Ağır ağır et, etap etap tövbe ettirme şansımız yok. Daha radikal, daha majör bir iş yapalım ki bir çırpıda günahlarımız bertaraf olsun denen bir savrulma, bir sakatlık durumu da var. Tamam bunlar söylenebilir ama e, diyor ki hani Marx'a izafe edilen bir cümle vardır ya, din kitlelerin afyonudur. Şu andaki işi tecrübesi üzerinden afyondan ziyade bir provokasyon aracıdır. Ona da dönüştü. Din aynı zamanda sadece uyuşturan değil, aynı zamanda uyarıcı etkisi olan da bir şeydir. Hmm. Ve e, burada oturup sadece bu işin bir teolojik sorun olduğunu tartışmamız, at gözlü penceresinden bakmamızdır. Birçok bileşenli ve Türkiye'deki e, ilahiyatın örgün eğitim kurumlarındaki işleyiş biçiminin şu anda seyrettiği istikamet bizi muhtemelen 10-15 yıl sonra böyle bir söylemin kucağına itecek gibi bir istikamete doğru yol aldığı kanaati taşıyorum ve ciddi şekilde endişeliyim şu anda Türkiye'de mesela İhsan Elaçık hocanın veya Caner Taslaman hocanın herhangi bir Kur'an ayetinin şu veya bu şekilde yorumlanması artık bir yorum meselesi olmaktan çıktı nüfuzu sizden daha güçlü olanın statüsü sizden daha üst mevkide bulunanın sizi denetleme, sizi kayıtlama, sizi tanımlama, dışlama vesilesine dönüştü. Yani artık bir Kur'an ayetini sizin zihninizdeki kalıpların içine oturmadığı anda bir anda belki IŞİD'deki gibi bir dil kullanmıyorsunuz ama şu ehli sünnet itikadının dışındadır diye damga vurduğunuzda sizi belki kurşunla vurmaktan çok daha fazla acıtıyor ve sizi bir de prezentasyonunuz da yani PR'ınız da böyle yapılıyor piyasada. Yani bu falan adam şöyledir diye hedef de gösteriliyor. O sözünü ettiğim mesela programda benim açık ismim olarak hocanın şu görüşleri irtidattır denebildi yani. Ve bunu söyleyen gene bir akademisyen kimliği taşıyan insan. Şimdi bu, bu örnek bizim nereye doğru gittiğimize dair ibretlik bir örnektir. Dikkat yeniden araya kaynamasın. Altını çiziyorum. Akademisyen kimliği taşıyan bir arkadaşımız başka bir akademisyenin dini bir konudaki şu veya bu görüşünün irtidat olduğunu açıkça dillendirebiliyorsa bu burada Osmanlı topraklarının bakiyesi olduğumuz şeyle bir nostaljik tavır sergileyip buralarda işitsemin bulmaz gibi bir söylemin çok naif bir söylem olduğunu düşünüyorum. Kısaca şunu da bence tartışalım. Eğer bu Yunus Emre'nin Mevlana'nın ürettiği din söylemi de aynı kitaptan IŞİD'in hariciliğin de ürettiği kitap Din söylemi de aynı kitaptan kendine referans buluyorsa Mesele din ve kitap meselesi değildir hı hı. Demek ki insanlar dışarıda önce ne bulacaklarına karar veriyorlar Sonra ar aradıklarını istedikleri adreste rahatlıkla buluyorlar Kitap burada edilgendir Din kitapta durduğu gibi durmuyor. Evet. evet. Ee, bu arada bu ötekileştirme, e, hakaret e, ya da hedef gösterme meselesi ilahiyat hocalarımıza kadar e, geldi. Geldi. Ayrı bir toplumsal problem galiba ko ko konuşmamız, tartışmamız gereken. Kesinlikle. E, çok ciddi bir toplumsal sorunumuz var demektir. E, İhsan beyle devam edelim o zaman. E, ne dersiniz? E, katılıyor musunuz hocalarımıza? Yani ben sormayayım, size aslında biraz açık platform sunayım. Buyurun. Evet. Ee, evet, yine de olarak katılıyorum. Ama benim söyleyeceklerim var. Şimdi söyleyeceklerim şunlar. Ee, işiti işit dediğimiz olguyu besleyen kültür, sorgulanmamış eski İslam kültürüdür. Buradan besleniyorlar. Bu kültür Türkiye'de var mıdır? Vardır. Ve her yerdedir. Sorgulanmamış eski İslam kültürü. Sözümün altını çiziyorum. Olduğu gibi devrediyor. İlahiyatlarda, inovatiflerde, Kur'an kurslarında, cemaat ortamlarında, televizyon programlarında bunlar anlatılıyor. Sorgulanmamış eski İslam kültürü. Yani Emevi, Abbasi, Osmanlı çağlarında askeri tarım imparatorlukları döneminde sultanların yaşadığı çağda oluşmuş bir kültürdür bu. Mesela işitin elindeki temel kitap İbn Teymiye'nin Memluklara hitaben yazmış olduğu Es Siyasetü Şer'iyye adlı kitaptır. Bir yere ele geçirdiklerinde oraya bakıyorlar. Orada ne yazıyorsa bu İslam devletidir diyorlar ve onu uyguluyorlar. Orada namaz kılmayanların kırbaçlanacağı yazıyor. Namaz kılmayanların kırbaçlanması sultanın görevidir diye yazıyor. Bakın burada yanımda getirdim. Adalet devleti diye bir kitap yazdım. Bu 2003 yılında çıktı. İçite karşı Türkiye'de yazılmış yegana ideolojik panzehir kitaptır. İslam devleti değil, adalet devleti. 2003 yılında yazdım. Kimse dönüp bakmadı. Çünkü bu işin buraya gideceğini ben çok iyi biliyorum. Çünkü o çevrelerin bizatihi içinden geliyoruz. Şimdi sorgulanmamış eski İslam kültürü. Bir kitap daha getirdim. Yedi hadis imamının ittifak ettiği hadisler her dindarın evinde vardır. Sahi Buhari, Sahi Müslüm, i̇bn Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesehi, Ahmet bin Hammel. Yedisi birden. Hangi dinlerin evine gitseniz mutlaka bunlardan birisi vardır. İşittim beslendiği kültür budur. Bakın buradan size bir örnek. Sadece bir örnek. Vaktimiz olursa beni hariyeten çağır bunları sayfalarca anlatayım sana. <laughs> Sadece bir örnekle. Bu meseleyi veriyor. gördüğümüze göre uzun bir süre tartışacağız. Evet, gibi öyle öyle yüzden... değil. Elbette. Ya bu arada o... reklam uyarısı aldım. İsterseniz bir kısacık reklam alayım. Trivayet aktarayım ay, istersen. Ay on dönüşte tamam, de Dönüşte, ay dönüşte tamam, sonra tamam. diğer hocalarımızla devam edeceğiz e, konuşmaya, tartışmaya. Bu arada şunu da konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Trump'ın başkan adayı Cumhuriyetçilerin Amerika'da ee, ...sözleri bir kısım çevre tarafından çok tabii ki tepkiyle karşılandı. Dünyadaki Müslümanlar tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Gerçekten bence nefret suçu iç içeriyordu. Böyle bir açıklama nasıl yapılabilir diye hayretlerle izledik. Müslüman örgütleri, Müslüman e, olan herkes büyük bir infial içinde ama bakıyoruz mesela... Cumhuriyetçi adaylar arasında hala desteği büyük. %62'lik de bir halk desteği var. Şimdi bu bize diğer taraftan başka ciddi bir sorunu da işaret ediyor. Dolayısıyla bu meseleyi sadece böyle bakan batıya mı yüklemeliyiz? Yoksa buraya düşen sorumluluklar da var. Bunu da konuşacağım birazdan. Devam ediyoruz. Bu arada belki görmüşsünüzdür bir son dakika haberimiz vardı. Ayrıntıları bültenimizde bulabilirsiniz. İsrail ve Türkiye yakınlaşma anlaşmasına imza attı. Reuters ve İsrail basına yansıyan haberlere göre İsviçre'de dün akşam gerçekleşen görüşmede İsrail ve Türkiye prensiplerde anlaştı. 5 ana madde var. Ee, İsrail e, Türkiye'ye tazminat ödeyecek. Bunun karşılığında Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden İsrail askerlerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili suçladığı Salih El de Türkiye'den sınır dışı edilecek. Daha başka ayrıntılar da var. Bunları haber bültenimizde bulabileceksiniz. Devam edelim. Ee, İhsan Eli açıkta kalmıştık. Buyurun. Önemli evet, meseleyi konuşalım. Şimdi konu. e, Türkiye'de ortalama her dindarın evinde bulunan 7 imamın ittifak ettiği hadisler kitabından bir örnek gösterecektim. Sadece bir örnek. Bu okuyacağım rivayet aynı zamanda Sahih Buhari'nin zekat bölümünün 68. hadisidir. Her dindarın evinde kesinlikle bulunur ve dinin ikinci kaynağı olarak görülür. Bakın buradan bir örnek. Daha sonra onlar yakalanıp peygamberin yanına getirildiler. Birileri geliyor Medine'ye de koyun çalıyor. Birisini de öldürüyor. Sonra peygamber onlara müfreze gönderiyor. Onları yakalatıp geri getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işledikleri suçlara bedel olarak çaprazvari bir şekilde onların ellerini ve ayaklarını kestirdi. Gözlerine mil çektirdi. Daha sonra da onları harre taşlığına salıverdi. Onlar ölünceye kadar orada taşları kemirerek öldüler. Bu sahibi Buhari adlı ve diğer 8 tane 7 tane imam da bunun üzerine ittifak etmiş. Şimdi işitçi birisi Musul'u ele geçirince İslam devleti kurdum diye. Peygamberimiz de Medine'de İslam devleti kurmuştur diye bu kitaplara bakıyor. Bunu özellikle kullanıyorlar acaba. Nesep kitaplarına bakıyorlar. Diyorlar ki din bu kardeşim. Hepinizin elinde yok mu bu? Biz de bunu uyguluyoruz. Diyorlar ki peygamberimiz Medine'ye geldiğinde İslam devleti kurdu. Hayır İslam devleti kurmadı. Medine'de aşiretler arasında kabile konfederasyonu oluşturdu. Yerinden yönetim oluşturdu toplumsal işbirliği yaptı, iş bölümü yaptı ve insanları toplumu örgütledi. Sizin bildiğiniz anlamda iktidarcı, devletçi, yukarıdan aşağı hükmeden bir devlet kurmadı. Hakim olmadı, hakem oldu. Bu başka bir iktidar anlayıştır. Esasında dinin değil, devletin ve iktidarın tabiatının tartışılması gerekiyor. Onlar geldiği zaman dini argümanlarla klasik bir iktidarın ve devletin yapması gerekeni yapıyorlar. Onlar gidiyor, başkası geliyor, onlar da aynı şeyi yapıyor. Mesela diyorlar ki peygamberimiz işgal yaptı. Kabileleri ele geçirdi. 960 tane Yahudi kabilesine mensup olan Kurayz oğullarının kafasını kesti. Medine'nin çukurlarına doldurdu. Muhalifleri kendisine karşı şiir okuyan muhalifleri öldürttü. Suikast düzenleyerek öldürttü. Ve peygamber bizatihi Medine'de diğer kabilelerle e, savaşmak için müfrezeler oluşturup evet. onları haraca bağladı. Onların erkeklerini köle yaptı. Kadınlarını da cariye atıp arkadaşlar arasında dağıttı. Bu okuduğum kitaplardan onlarca örnekle bunları görebilirsiniz. Bu insanlar bu kültürü okuyorlar. Yarın bir gün Türkiye'de Hı. herhangi bir bu kitapları okuyan zihniyetteki birisi iktidar ele geçirdiğinde, emrine asker polis verildiğinde, Hı. hükmetme makamına geldiğinde İslam devleti budur diye yapacağı başka bir şey yok. Peki bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla çözüm şudur. Sorgulanmamış eski İslam kültürüyle çatır çatır yüzleşeceğiz ha. hesaplaşacağız. Ben de şimdi oradan bunu kim de... yapacak? Ha. İşte yenilikçi yenilikçiyle hayatçıların önü açılacak. Böyle tekfir edilip oradan buradan kovulmayacaklar. Tamam, ben de tam o noktaya gelmek evet. istiyorum. Biraz tempolu gideceğim ki daha evet. fazla şey konuşabilelim diye. Dolayısıyla daha kısa rica ediyorum. Ee, muhakkak e, e, anlattıklarınız çok çok önemli. Hani ben seyircilerimize biraz da daha, e, daha geniş çerçeve sunabilmek için. Cener Bey katılıyor musunuz? Tabii herkesin aklına soru evet. geliyor. Madem tespitler böyle, e, niye ilahiyatçılar oturup şunu derli toplu çalıştaylarda, kurultaylarda eserleriyle konuşmuyorlar? Ya da bir evet. şey yapmıyorlar? Hep siyasete bırakılıyor bu iş. Buyurun. Tabii için doğrusu ilahiyatçılar bunu e, konuşuyorlar. İlahiyatçılardan çok güzel fikirler ortaya koyanlar olduğu gibi aslında tamamen bu kültürü destekleyen de birçok ilahiyatçı var. Yani bizim Türkiye'deki ilahiyatçıların şu anda tek bir görüşte birleştiğini söylememiz mümkün değil. Ne yazık ki hocamızı söylediği fikirlerinden dolayı mürtet ilan edenler var. Aslında hocam onu tam açmadı. Yani mürtet demek İslamiyet'te de bunun öldürülmesi gerekli demektir. Asıl facia orada yoksa birine mürtet dersin öbürü de sen öylesin dersin geçersin. Ama birini mürtet ilan etmek haydi siz bunu hedefe koyun vurun demek. Ha, bu şekilde ilahiyatçılarımız da var ama bunu mesela bu yapılan yanlışları çok güzel bir şekilde detaylarıyla yanlışlarıyla açıklayan ilahiyatçılarımız var. Mesela Bayındır Hocam'ın bu cariyelik meselesiyle ilgili bana göre çok muazzam bir çalışması var. Yani işidir mesela o konudaki yanlışlarını gösteren fırsat olursa yani ...organize bir çalışmayla yani ortaya koymuştu Yani böyle çok değerli çalışmalarımız da var. Burada bence yapılması gerekli şey... ...yani elinden gelenin ortaya koyması... ...sonra belli bir yere ulaşması. Ama burada şunu yakalamamız lazım. Bizim de işimiz zor. Yani Türkiye'deki siyasetçiler, ilahiyatçılar olarak... ...biz bence bir yandan gökten bomba atan teröristi... ...bir de yeryüzünden bomba atan teröristi... ...beraber kınamak zorundayız. Bunlardan birini eksik yaparsak bu olmaz. Bakın 2003'te Amerika... Irak işgalini yapmaya kalktığında bütün dünya karşı çıktı. Birleşmiş Milletler karşı çıktı. Birleşmiş Milletler başka Kofi bu bu illegaldir dedi. Brezilya karşı çıktı. Güney Amerika'nın birçok ülkesi karşı çıktı. Çin karşı çıktı. Hindistan karşı çıktı. Almanya karşı çıktı. İngiltere karşı, karşı çıktı. Birçok ülke karşı çıktı. Amerika bir tek yanında İngiltere'ye aldı. Oradaki şeyi yaptı. Ee, i̇şte Körfez Savaşı'nı yaptı 2003'teki. Ondan sonra orada ölen kişi sayısı dikkat edin. 1 milyon 300 bin kişi ve bunların önemli bir kısmını işit yapmadı. El-Kaide de yapmadı. İşte Amerika ve diğer devletler ve önemli bir kısmın burada öldürülenlerin sivillerdi. Biz işte bu terörü de bir yerde Tabii. kınamamız lazım. Ama diğer taraftan bir bakarsanız işte bu gökyüzünden bomba atan teröriste karşı işit de var. Yani ikisini eşit derecede birine hiç eksiltmeden aynı anda kınamamız lazım ki bence gerçek anlamda mesajımız gerçek yere ulaştı. Ama şimdi burada mesela yani tabii bu bu boyutlar. Yok ben da... yani ikisini ha. beraber kullanmak gerektiğini Heş. çok önemli bir Kesinlikle yok o konuda zaten hep şu söylenmiyor mu? Evet. Ya işit gibi herkesin işine gelen bölgesel bir aktör varsa bir zaman o kullanır Tabii. öbür zaman öbür ülke kullanır muhakkak birileri kullanırlar. Bunu siyasi hep konuşuyoruz boyutuyla. Ben burada daha çok hani hakikaten e, o bakımdan gitmek istedim. Mesela demin size sormuştum ama orada e, siz başka bir çerçevede belki tekrar dönebiliriz. Şu, Şimdi bu bir rapor şeyle... çok önemli mesela. Bu konuda örneğin ilahiyatçı olarak siz bir ciddi tehlike görüyor musunuz işte okullara gönderilmemesi çocukların bunun dini sohbetler vermek e, bayağı örgütlenmiş bir durumdan söz ediyor savcılık. Mesela bu konunun ciddiye alındığını düşünüyor musunuz? Vallahi ee, bence işte dini... hocalarım çok güzel söyledi. Yani ciddiye eee alıyorsak da almamız lazım. Demek ki ciddiye almış ki savcı bunu çıkarmış. Oradaki veriler tabii ki onların istihbarat araştırması bizimkinden çok daha iyiydi. Çünkü Türkiye'de bir şehirde yaşıyoruz. Diğer şeylere çok kısa gidebiliyoruz. Yani oradaki araştırma yani bizden daha çok nüfuz etmiştir toplum. Ona daha çok güvenmek durumundayız ama benim düşündüğüm şey şu. İşidin dinle ilgili kısmına, siyasette düşündüğüm o ikisini beraber kınamak ama dinle ilgili kısmında bir şeye karşı çıkıyorsak somut bir şekilde neden karşı çıkıyoruz dememiz lazım. Ha bana göre Müslümanların buradaki bir dayanağı olmalıysa yine temel noktadaki hareket noktaları Kur'an olmalıdır. Bakın e, İslam Bey çok güzel okudu hadisleri. Yani peygamberin işkence yaptığını da. Peki sorma, bir Kur'an'a sormamız lazım. Peygamberin de öyle bir şey yapması e, mümkün mü diye. E, Kur'an'da bakıyoruz peygamber esirleri ya fidyeyle bırakması e, veyahut da karşılıksız bırakması geçiyor. da karşılıksız bırakıyor. Böyle. Tabii. Ama böyle denen bir peygamberin gidip onlara öldürmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın ona gönderdiği kitaba peygamber aykırı hareket etmiş olur. Mesela Kaliforniya Tek Üniversitesi'nde Ebu Fad diye önemli bir fıkıhçı, ilahiyatçı var. O mesela bu hadisi derken Emeviler döneminde bu hadisin uydurulduğunu söylüyor. Ve bu hadisi işittin. Eylemlerin en çok kullandığı hadislerden biri. Bakın 2. 3. yüzyılda fıkıh ekolleri kuruldu. Yani böyle İslami hukuk sistemleri diyebiliriz ona Müslümanların. Hadis kitapları 3. 4. yüzyılda yazıldı. İşin doğrusu fıkhın içindeki kararları birçok kimse doğru çıkartmak için özellikle bence sonradan hadisleri uydurdu. Ve zaten hadis kitapları yazıldığında Emeviler ve Abbasiler döneminde birçok İslam'ın özüne aykırı uygulama yapılmıştı. Birçok işkenceler yapılmıştı. Peygamberin torunlarına kadar bu öldürme eylemi gitmişti. Ha daha sonra bu eylemleri yapanların kendisi bence o eylemleri meşrulaştırmak için zaten bu hadisleri uydurdular. Bak biz göz oyuyoruz, şöyle işkence yapıyoruz da peygamber de yapmıştı diyebilmek için Bence bu hadisleri uydururlar. Çünkü peygamberin kendisinin Kur'an'a aykırı bir harekette bulunması mümkün değil. Başka biraz somut örnekler vereyim. Mesela işitteki en büyük sorunlardan biri bence kar çıkacaksak bugün din dinle ilgili özgürlüklerle ilgili tavırlar. Mesela Kur'an'da namaz kılmak, oruç tutmak çok geçiyor. Fakat tek bir yerde Kur'an'da namaz kılmayana bir zorlama, oruç tutmayana bir zorlama geçmiyor. Dinden dönmek Kur'an'da geçiyor mu mürtet olmak? Bir tek ahiret cezasıyla e, onlar tehdit ediliyor Kur'an'da. Birkaç tane yerde Müslüman olup da sonra dinden dönenlerle ilgili ifadeler var. Bir tanesinde bile burada dünyevi bir ceza yok. İşidin yaptığı cezaya gelelim. İhsan Bey demin en yumuşak cezayı okudu. Fıkıh ekollerinin çoğu namaz kılmayanın kırbaçlanmasını değil. Büyük çoğunluk öldürülmesi gerektiğine kanaat verirler namaz kılmayan. Çoğunluk görüşü öldürülmesi, ufak azınlık görüşü dövülmesi olmuştur. Oruç tutmayana dayan. Evet. E, e, ondan sonra e, daha birçok dini uygulama uygulamayana karşı böyle Peki. cezalı var. Bir de Mürted'in demin dediğim gibi ki işte hocamın söylediği gibi. Dinden döndüğüne kanat getirenlerin öldürülmesi vardır. O dinden dönmedi. Hani bizim bildiğimiz gibi ben Müslümandır diyen değil. Onlara göre zaten Şiiler de Müslüman değil. İşi de karşı kanatta ehli sünnetin içinden kendine çok yakın olan bir kimseyi de zaten mürtet ilan ediyorlar. Peki. Ama Kur'an'a baktığımızda bakın yine burada bana göre süzgeçimiz evet. Kur'an olmalı. Kur'an'a baktığımızda burada ne diye bu dini hükümler uygulamakla ilgili bir zorlama var evet. ne de mürtetle ilgili böyle bir hüküm var. Ha, Peki bu... Şundan anlatıyorum eğer ki bu şekilde ortaya koymazsak o zaman biz Allah bir din indirdi biz kafamıza göre istediğimizi bunu beğenmedim e, reddediyoruz bunu beğendim alıyoruz şekline dönüşür. Biz bir şeyi reddediyorsak hangi noktaya basıp da onu reddettiğimiz ortaya koymamız lazım ki? Gerçekten İslami endişesi olanlara da ulaşabilirim. Bu, bu zaten Hasan e, Onat e, hocamızın da söylediği gibi yani bu, bu işin üzerine e, e, kafa yorup anlatmak gerek demişti. Yani bununla uğraşmak... Tabii, ama Peki, yöntemi de koymamız yöntemi lazım. Yöntemi de koymamız Ben de tam onu soracaktım. Abdülaziz Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi tamam e, burada konuşulanlar çok değerli, çok önemli. Tabii ki büyük bir birikimin e, süzgeci. Fakat şu konuda bizi bir yere getirmiyor hala sizlerin ne yapılması gerektiğiyle ilgili... E, e, söyledikleriniz Bursa'da 8 kişilik bir aile babaanne dahil işi de katılıp Suriye'ye gidiyorlar Bursa'da 8 kişilik ailenin e, bütün altınlarını şunlarını bunları satarak babaanneyi de alarak işi de katılmasının sosyal dinamiği ne? Yani siz burada ilahiyat hocaları olarak tespitleri yapıyorsunuz yanlışları söyleyebiliyorsunuz da peki nasıl inecek bu halk tabanına halk e, ve inananlar ve e, ...inandığını da kolay sorgulayamayanlar e, zaviyesine. Buyurun. Şimdi Bursa'daki 8 kişilik aile değil. Geleneksel yapının yetiştirmiş olduğu... ...bütün e, ina, şey e, inançlı kesimin tamamı gidebilir. Ya da şöyle daha açık bir şey söyleyeyim. İşte Sünniler ve Şiiler var değil mi? Şimdi deniyor ki efendim e, işte geleneksel şey sonra da işte bozulmuştur da mesela Mustafa Bey diyor ki Osmanlı şöyle çok iyiydi de işte çok şeyli toplumdu da şu anda değişti de falan. Hayır ben demedim. Böyle, Oraya atıf yapılıyor herhalde. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Bir kere Emevilerden itibaren oluşan din İslam değil. Bunu ben çok kesin olarak söylüyorum. İkinci cümlemi söyleyeyim. Bu işit olayı Müslümanlar için bulunmaz bir fırsattır. Neden? Çünkü derler ya bir musibet bin nasihattan hayırlıdır diye. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Yıllardır bunları yazıyoruz. İnsanlara duyurmaya çalışıyoruz. Kimse dinlemiyor. Ama şimdi dinlemek zorunda. Şimdi bakın ben size bir örnek vereceğim. Şey değil yani hayalci değil. Şimdi bakın şu elimde Kur'an-ı Kerim meali var. Ömer Nasuh'u bilmem. Ömer Nasuh'u bilmem bizim e, hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti döneminin en önde gelen alimlerindendir. Şurada da onun yazmış olduğu istatifiye kamusu vardır. Bu istatifiye kamusunun ilk baskısını İstanbul Üniversitesi yapmıştır. Sıddık Sami Onar'ın ön sözü vardır. Hıfzı Veldet Velidedoğlu'nun ön sözü ve takdim yazısı vardır. Gerçekten geleneksel fıkhı en güzel anlatan kitaplardandır. Şimdi bakın ben buradan mesela Mustafa Bey'e vereyim şu dördüncü ayetten şu altını çizeyim biz bir zahmet hı -hı. Sizin Göremiyor musunuz? gözlük, musunuz? Yani göremiyorsunuz. Hı -hı. Tamam. E siz de uzaktan otur, uzakta oturdunuz. Neyse ben okuyacağım. Başka çare yok. Süremizi de verimli kullanalım. Bakın, ben şimdi. Hasan bak, beye de şimdi. Bu bak şimdi. Ha, Muhammed Suresi esirlerle ilgili Muhammed Suresi'nin dördüncü ayetine Ömer Nasuhi bilme nasıl mana vermiş? Diyor ki Şimdi kafir olanlar ile muharebe, muharebede karşılaştığınız zaman, savaşta karşılaştığınız zaman vurunuz, boyunlarını vurun. Nihayet onların onların onları ziyadesiyle kanlarını döktü, döktüğünüz vakit bağı sıkıca bağlayın. Tamam. Yani esir alın. Sonra da ya meccanen, meccanen yani karşılıksız azat edersiniz esirleri ya da bir bedel karşılığında serbest bırakırsınız. Yani esirlere yapılması gereken iki şey var. Muhammed Suresi'nin dördüncü ayeti böyle diyor. Bakın Muhammed şey Ömer Asıl ya karşı ya karşılıksız serbest bırakırsınız esirleri ya da bedel karşılığı. Şimdi burada ne diyor? aynı kişi. Bakın burada 3. ciltte 399. sayfa 491. paragraf diyor ki harp neticesinde elde edilen esirler hakkında yetkili makam serbesttir. Hı, hı. İsterse Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederse esirlerin savaşçı takımını öldürür. Var mı ayette? Ondan sonra Peki hocam e, reklama gideceğim Gideceksin bir dakika bitireyim bak. Hayır, e, Bak isterse diyor, şehirlerini de için köle ve cariye yapar. Hı, hı. Bak burada şey demiyor. Ondan sonra şurada diyor ki burada iki şey var. Hemen kısa, kısaca şey yapayım. 501. paragrafta ayette iki tane men ve fida diyor. Men dediği karşılıksız serbest bırakmak, fida dediği fidye alarak almak. Diyor ki esirleri esirler hakkında men. Yani karşılıksız olarak serbest bırakmak caiz midir, değil midir konusunda müştehitler ihtilaf etmiştir. Hanefi mezhebine göre men caiz değildir. Allah diyor ki karşılıksız serbest bırakın. Bak kendi meali, Burada diyor ki caiz değildir. Yani bundan ne anlamalıyız? Yani Allah'ın emrettiği tam tersine çevrilmiş. <laughs> Bu İhitin kullandığı ayet. İhit bunu tamam. işte kullan. Ayeti kullanmıyor. Ayeti kullansa bütün esirleri serbest bırakacak. Fıkıhtaki görüşü Kırtaki kullanıyor. Kırtaki görüş. Ayeti kullansa hiçbir Ayşelerden hiçbir, hiçbir esiri köle cariye yapamaz. Tabii Hı -hı. Hiçbir esiriden hiçbir kadın esirinin cinselliğine yararlanamaz. Ancak normal bir kadın gibi evlenirse yararlanabilir. Ama burada bakın kendisi yazdığı şeyde mealde diyor ki karşılıksız serbest bırakılacak. Aynı kişi burada böyle diyor. Çünkü bütün mezhepler böyle söyler. Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, Caferisi, Şiisi, Sünnisi tamamı ittifak etmiştir. Yani işidin yaptığının bu mezheplerden hiçbirisine aykırı tarafı yok. Peki, Onu, ama Kur'an'a yüzde yüz aykırı. İşte asıl problem bu. Yani Kur'ansız bir din var ortaya yerde. Ondan sonra bak ne diyor? Herkesin kendisine göre yorumu Kendi kafasına soruyor. göre oluşturulmuş bir din var. Ondan sonra diyor ki: Esirler para mukabil esirleri para mukabilinde hürriyetine kavuşturmak konusunda da Hanefi mezhebi fakihleri ihtilaf etmişlerdir. Halbuki ayetin emri meşhur olan görüşe göre bu da caiz değildir diyor. Bakın Allah'ın emrettiği iki şeyi ikisi de caiz değildir diye buraya yazmış. Şimdi burada kalkıp da İŞİD'dekiler yanlış yaptı. Gerçekten yanlış. Yanlış olduğuna şüphe yok. Ama bu yanlış işidin yanlışı değil. Bu yanlış bugün ilahiyat fakültelerinde okutulan dinin yanlışı. Bu yanlış bugün İmam Hatip okullarında okutulan dinin bugün yani geçmişte değil. Bu yanlış bugün Şiilerin ve Sünnilerin din dediği şeyin yanlışıdır. Bunu çok yakından bilmemiz Araya lazım. Araya girip tamam bir cümle diyeyim. Diyanet'in raporu da burada. Şimdi hocamın çok güzel anlattığı bu meselelere Diyanetin raporu güzel. Ben %95'ine katılıyorum. Bir iki tane çok sorunlu cümlesi var. Ama bunların bir kısmına değinemiyor. Niye biliyor musunuz? Bu kaynakları eleştirmek zorunda kalırsa ne olur bana diye işte bu diyanetin yani, raporu Değinemezler. Çünkü geleneksel din yapısına aykırı... Bir de halifeliği Hali eleştiriyor güzel şekilde doğrudur. E, hemen sizinle devam edeceğim. Aa, Hasan Bey ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz bu noktada? Ben sadece bir tek şey hatırlatayım. Diyanet TV'deki programlardan birisinin adı Akıl Çıkmazı. Yani? Başka bir şey söylemeye zannediyorum. Yani Akıl ha Çıkmazı. Hasan Bey unutma ben İmam Maturidi'nin az önce Maturidi'ni meçhettiniz ya. İmam Maturidi'nin kitabını da getirdim oradan da okuyacağım. Tamam. Şuradan da okuyacağım. Bakalım ki o Maturidi bizim hayal ettiğimiz gibi miymiş? Onu da millete göstereceğim. Peki bunu. buyurun Hasan Hocam buyurun. Bu söz yeter dedi herhalde. Peki buradan yola çıkarak devam edelim. Madem tespit buysa yani, bursa, ben yani zaman... Abdülaziz Bey'in tespiti diyor ki yanlış. Peki biz yani... Ama hep... benim şerhlerim var. Benim söylemem tamam. gerekiyor. Siz, sizin şerhleriniz var. Tabii muhakkak söyleyeceksiniz. Peki hep şu soru sorulur ve buna da ilahiyat hocaları da dindarlar da kızarlar. Ya bu dinde bir reform gerek. Herkes de der ki Kur'an'da reform olmaz. Kur'an Kur'an'dır. Sadece uygulamasında reform olabilir ya da yaklaşım biçiminde reform olabilir. Bugün bu tartışmalara daha mı yakınız buradan yola çıkarak? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani işit bir aslında bütün bu süreçlerin bizzat Müslümanlar tarafından sorgulanması için bir şans doğurmuştur dedi Abdülaziz Bey. Siz katılıyor musunuz buna? Ben de onun Abdülaziz Bey'in söylediği ışığın bir şans doğurduğu kanaatına şöyle katılıyorum gerçekten de e, kullanılan malzeme ışığın kullandığı malzeme bizim kaynaklarımızdaki malzemedir dolayısıyla e, burada şu gerçeği açık sıcık ifade edelim bir e, bu malzeme e, doğrudan e, insan ürettiği bir malzemedir şayet Kur'an'ın dışında hiçbir şeye vahiy muamelesi yapamayacak isek o zaman Kur'an'ın dışındaki her türlü bilginin beşeri bilgi olduğunu görmek durumundayız. Doğru. Dolayısıyla burada yapılacak iş en temelde akla güvenmek, akıl ve vahyin işbirliğini sağlamaktır. Onun dışında üretilen her şey beşeri bilgidir. Anlamı da şudur. Sonuna kadar her türlü tenkit ve tahlile açıktır. Şu yani ışıdı doğuran zihniyet geçmişi kutsallaştıran, geçmişi anlama menzilinin dışına taşıyan zihniyettir. Dolayısıyla biz bu bağlamda Kur'an'daki kurucu ilkeler ve aklın ilkeleri ışığında geçmişten bize intikal eden her türlü bilginin beşeri bilgi olduğu gerçeğinden yola çıkarak onların doğrularının da yanlışlarının da olabileceğini bilmek durumundayız. Bu şu anlama gelir. İmam-ı Azam ve bu Hanife büyük bir alim. Hiç kuşkusuz, gerçekten büyük bir kafa. Ama bir, onun söylediklerinin bir kısmı o zaman da doğrudur, bugün de doğrudur. İki, onun söylediklerinin bir kısmı o zaman da yanlıştır, bugün de yanlıştır. Vazgeçtiği görüşler vardır. Talebelerinin itirazı üzerine, talebelerinin on görüşünü onayladığı vardır. Üç, onun bazı görüşleri o zamanki koşullarda doğrudur ama bugün yanlıştır. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife şunun farkındaydı. Kendisi fıkıh demişti. Dinden anladığını insanlarla paylaşıyordu. Fıkıh dedi çünkü dinle özdeşleşmemesi gerekiyordu. Şu anda günümüz Müslümanlarının ışığa yol açan açmazı fıkıh dinleştirmesi, geçmişi geleneği dinleştirmesidir. Ve talebelerinin uyarısı karşısında da Ebu Hanife rahatsızlık duymuyordu. Onlara diyordu ki deliliniz ne? Bakın bu duruş aslında sahabeden alınan bir duruştur. Sahabede aklına yatmayan bir meseleyle karşılaşınca Hazreti Peygamber'e diyordu ki bu konuda vahiy mi var? Nitekim bu Kur'an'ın Peygamber'e yönelik istişare emrinin de e, açık seçik ta kendisidir. Son açık örneğini vereyim. İşte çok herkesin bildiği ama nedense kullanmadığı örnektir bu. Meşhur Bedir Savaşı öncesi Bedir kuyularının yeriyle alakalı mesele. Bu hendek savaşında da benzeri vardır. Başka yerlerde de vardır. Sahabe şu soruyu soruyor. Burada karargah kurulması vahiy mi belirdi, belirlendi? Peygamberimiz diyor ki hayır. O zaman diyor burası doğru değil. Peygamberimiz de bunun delilini soruyor, gerekçesini soruyor. Anlatıyor Bedir kuyuları diyor düşmanın kontrolünde kalırsa suyu nereden temin edeceğiz? Efendim bu stratejik düşüncedir. Sahabe hangi sözün peygamberin kendi sözü, hangi sözün vahiy olduğunu biliyordu. Şu anda ışıt kafası ve benzeri kafalar hep Allah'tan vahiy bekliyorlar. Kimse Kur'an'ı ciddiye almıyor. Dolayısıyla bizim aklı merkeze alarak Kur'an'ı adam gibi anlamamız gerekiyor. Ondan sonra da 14 asırlık süreci bu bağlamda eleştiri süzgecinden geçirdiğimizde akıl bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterir. Yani çok açık ifade ediyorum. Işıt, emin olun aklı kullanmazsak Kur'an'ın ifadesiyle canlıların en kötüsü olacağımız için ışığı mumla arayacak hale geliriz. Dolayısıyla akıl düşmanlığı Gayretullah'a dokunacak bir düşmanlıktır. Evet. Işıdı konuşurken bana göre buradan çıkartılacak en mühim ders aklı etkin kullanmanın İslam'ın bize yüklediği en mühim sorumluluk olduğudur. Hı. Çünkü niye söylediniz 10 kişilik aile niye katılıyor? Aklı kullansaydı katılır mıydı? 10 kişilik değil 20 kişilik aileler de katılıyor. Kur'an açıkça diyor ki aklını kullanmayanların üstüne pislik yağar. Yani çok fazla evet. detay aramaya gerek yok bence burada. Bir de bir şeye işaret edeyim. Hı -hı. Yani burada ışıt ve benzeri oluşumların kullandığı psikolojik boşluk ezilen insanların ne pahasına olursa olsun güç elde etmek için her yolu denemeleridir. Evet. Sorun güç meselesidir. Ezilen insanlar Ezmek için her türlü yolu deneyerek güç sahibi olurlar ve ezilen insanların kafasında sadece ve sadece ezme vardır. Peki. Bu da bunun Hocam. derecesi sizin ezilmişlikten ne anladığınıza göre ve Hocam. ezilmişlik derecenize göre değişir. Işıda giden insanlarla ilgili bunları söyleyeceğim ve tartışma bağlamında bir şeye işaret etmek e, istiyorum. Dönüşte, Şayet biz diğer bölümü aktarsak bunu da üzerine konuşabilsek. Hayır, kalacak şimdi konuşamayacağız. cümlemi tamamlayıp diğer bölüme Tamamdır. aktaralım. <laughs> Şayet Ay biz ölümü bu kadar kutsarsak evet. Şehitlik ve cihat kavramlarını tartışmazsak Emin olun bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Peki bunu tartışalım. Dönüşte Mustafa Öztürk hocamızla devam edeceğiz. Çünkü Abdülaziz Bey'in söyledikleriyle ilgili bazı e, değerlendirmeleri vardı. Bizden ayrılmayın. Bu arada belki evet cihat meselesini konuşmamız gerekiyor. Bugün Atatürk Havalimanı'nda bir IŞİD operasyonu vardı. Yan yana pasaportlar dizilmiş. Sırf İngiliz pasaportları, yabancı ülkelerin pasaportları. Dolayısıyla gerçekten batıdan... E, Hayal kırıklığı, itilmişlikle dolu onlarca genç savaşmaya doğru gidiyor. Ee, burada bu kırıklıkların önüne nasıl geçeceğiz? Ve bu cihat meselesini nasıl konuşmamız gerekiyor? Birazdan konuşalım lütfen. Evet devam edelim. Buyurun Mustafa Bey. Şirin Hanım. Şimdi Bursa örneğini verdiniz. Ee, o örneğin aslında psikolojik e, analizi yapılmalı yani ninesi de dahil bu toprakların içinde yetişmiş bir aile 8 kişi niye oraya gidiyor e, onun üzerine düşünülür ama ben bizim toplumda benim çocuğum Eğer işi de katıldıysa sorunu fark etmek gibi bir huyumuz var bu asırlardan beri gelen bu toplumun bir genel yaygın bir hastalığı vardır onun adı da meraksızlık hastalığıdır bu, bu, bu bizim sıkıntımız Ta ki ocağımıza ateş düştüğü an durumun farkında olup feryadı figana başlıyoruz. Bu bir. İkincisi, bir kere din konusunda kim ne söylerse söylesin. Ben kendimi açıkça söyleyeyim. Bir yoruma iştirak etmiş bulunuyoruz. Kitap orada duruyor ama o kitabın sahibiyle ben zihinsel bağ, ontolojik bağ hısımlı kuramadığım için... Ancak söyleneni kendi tarihsel şartlarım içerisinde anlıyorum, anladığım budur diyorum. Abdülaziz, Abdülaziz Hocam buna katılmayabilir. Fakat katılmamakla birlikte... Katılmam imkansız. Evet, yani böyle bir sen şey Kur'an'ın düşmanısın, işte Allah'a hesap vereceksin gibi bir söyleme girdiği an IŞİD bizim evimize doğru yaklaşmaya başlar. Yani burada bir tahammül şey ahlakı öğrenmemiz lazım. IŞİD şuna faydalı oldu. Hasan hocamın söylediğini söylüyorum. E ee, hocam dedi ki hadisi açtı. Hadisten bir tane çok çarpıcı, dramatik bir örnek verdi. Fakat biz burada kategorik bir ayrım yapıp hadis hep böyle şeyler içerir. Kur'an bundan müstesnadır gibi bir söylem üretirsek burada çok dürüst davranmış olmayız. Mesela. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Maide suresi 33'ü okuyalım. İnne me cezaul lezine yuhari yuharibune Allah'a diye başlayan ayet der ki Allah'a ve Resulüne savaş açanların cezaları çapraz kesilmeleri şu ve, ve, Şimdi, ve şimdi da, salli de salli de da, Evet Çal o da var. Şimdi ben şeyi söyledim. Yani Hı. cezai müeyyide olarak orada da dehşetli bir şey var. Veyahut gayri müslim tebaayla insanlarla hukukumuzu oluşturacak ayet son kertede Tövbe suresinde şudur. Hatta yutul cizyete an yedin ve hüm Yani burunlarını sürtüp mağlup edip baş vergisi ödetinceye kadar bu ehli kitap dediğimiz ehli kitap Yahudi Hristiyan peygamberin hadisiyle artı mecusi fıkıhçılara da bakarsanız Arap müşrikler hariç bütün gayrimüslimler şeydir. Dolayısıyla Müslümanların bu Kur'an-ı Kerim'deki hükme göre muamelesi ehli zimmet olarak zimmi kategorisine alıp ona muameleyi öyle yapmak. Ama Kur Şimdi bugünkü değilmiş, bağlamda İsterseniz zimni yapın. Kimin umurunda? Yani sizsiniz doğal zimmi şu anda Batı karşısında. Yani din dediğimiz şeyin referansı Kur'an'dır. Amenna. Ama Kur'an hazır mobilya ambalajından bir yazarın birkaç gün önce yazdığı yazıda alıntıyla söylüyorum. Habir hazır mobilya ambalajından çıkan nasıl monte edilir" kitapçığı değildir. Kur'an'ın en bize, ince ayrıntılara kadar her şeyi anlatır. Hocam ben sana saniye. seninle bunu her hocam, ortamda tartışmaya hazırım. Peki. Hocam Öyle bir, bir olay yok. Başka bir saniye. Yok Mustafa Bey. Bu IŞİD şey, bize konuşur. şunu hatırlattı. Evet. Biz sadece Kur'an'ı değil, fıkıh kitaplarını bile tarihten, zamandan, zeminden, sosyolojisinden bağımsız orada lafız duruyor. Bu lafzın gerektirdiği anlam her zamanda ve zeminde her toplumsal duruma uygulanabilir gibi bir anlayış vardı. IŞİD şimdi savaş üzerinden bir Kur'an'a kendini, dine kendini refer ederek şiddeti üretince biz bu sefer müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetinin bir şartı varmış, şurtu varmış, bağlamı varmışı şimdi hatırlamaya başladık. Şükürler olsun. Demek ki ayetlerin de uygulanabileceği bir zamanın, bir şartın Olgunlaşması lazımmış. Son sözümü söylüyorum. Yok son sözünü söylemeyin. Virgül koyayım. Evet, Daha devam bir gül edeceğiz. Koyayım. Vaktimiz bir cümle, var. Kur'an-ı Kerim dinin yegane temel kaynağı olabilir. Yani yegane dediğim en temel kaynak olarak ama Kur'an'ın her Tek. anlattığı şey bizatihi dine dair değildir. Ya nedir ya? Dine dair. O günkü yapısal, sosyolojik, sosyolojik. duruma gelip geç. Ya Arkadaşlar, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı, kitabı olmuştur değilmiş, ama Allah kitabı bu. kendine yazmadı. Ee? İnsana yazdı. İnsanın durumu saatten saate değişiyor. Kim demiş değişiyor? 30 sene önceki yaşadığımız hayatı Türkiye'de 80'ler diye dizi yaptık. 30 sene önceki hayatımızı vay be biz öyle mi yaşıyormuşuz diyoruz. Peygamberin yaşadığı sosyolojinin içerisindeki yaşanan bir savaş barış durumuna dair ayeti o günkü bağlamsallığını dikkate almayıp bu sözü Allah söyledi deyip 2015'te de Allah söyledi ama bir durumun içinde söyledi. Hava boşluğunda Zaten ama Söylemeden, ayetler, mi? aslında ayetlerin ya, içinden ya, hangi durumu abi. anlatmaya çalışıyor. Doğru ya. da metotsuz olarak ayetlerin içinde yani hangi yani, durumda ne, ne dediğinizi bilmeden ben, metotsuz olarak konuşuyoruz. Kusura Bey, bakma. Bir şey hocam. Sıra gelince evet. konuşursun. ben, ya, olmaz ki bak burada yanlış şeyler söylüyorsunuz. söylüyorsun. hocam gelecek sıra konuşacaksınız. Müsaade eder misiniz? Metodunuzu o zaman konuşursunuz. Müsaade eder misiniz? Zaten seyircilerimiz yani başka mecralarda ben bunu... Tabii ki fikir tartışması evet, dahilinde. Eyvallah. Öncelikle seyircilerimize bunu söyleyeyim. Hocalarımız burada bir fikir. Ayrıca da ben çok memnunum. İyi ki tartışılıyor. Zannediyorum sizler de memnunsunuzdur. Zaten tartışmadığımız için bunları konuşuyoruz. Ee, belki iki hocamızın tartışması aslında bir konferans dahilinde olsa ne kadar önemli değil mi? Tabii. Çünkü i̇lahiyatçılar için yeni kapılar açar. Şimdi burada mezhepler mezhep imamları dediler. Aha. Bu, bu Kur'an'da olmayan şeye esire savaş insanlara ekstradan bir cezai de daha getirmiş. <laughs> ben Peki şunu söyleyeyim bir cümle. Peki, pardon. Yani mesela imamları cariye edinme konusunda değil hepsi şehvet düşkünüydü. Kadın bağımlısıydı. Oraya bir şart daha koydular değil. Bunun bir uygulandığı tarihsel zemin var. Peygamber bir şeyler yapmış. Peygamber asla Safiye uygulamamıştır onu. şey almış ve dönemin savaş hukuku böyle cereyan ediyordu. Bu hukuku Din deyip buraya taşımanız sorun. Ya Mustafa Peki, Bey, Allah'ın izniyle. Allah o kadar yalan konuşuyoruz? Ya. Doğrusunu anlatırsınız. Anlatırız. Abdülaziz geleceğim şurada, şimdi. Bu da evet. zaten. Abdülaziz Bey. Evet. Evet. Müsaade ediniz. Zamanımız kısıtlı Onun için e, sırayla gitmek zorundayım. Arzu ederseniz bir ikinci hatta üçüncü programda yaparım büyük bir mutlulukla. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Şimdi ben evet. sizin özellikle dediniz ki bu idare biçimi değişmeli, sosyal sosyal dağılma değişmeli. Zaten esasında baktığımızda bilmem seyircilerimiz hatırlıyor mu? İşte Ankara'daki bir camiden işi de katılanlar olduğuyla ilgili haberler yapıldığında oradaki gidip gelenlerle röportaj yapıyorlar ve çoğu uyuşturucu bağımlısı, eski hayatında suça karışmış biraz önce sizin dediğiniz gibi. Dolayısıyla buradan bir altyapıyı buluyor. Bunu sadece Fransa'da, İngiltere'de Batı toplumlarının toplumlarından dolayı hayal kırıklığına uğramış, itilmiş, ezilmiş oradaki özellikle Kuzey Afrika kökenli gençlerden değil. Türkiye'de de aynı ezilmişlikten ya da itilmişlikten besleniyor. Dolayısıyla bunu ona bağlar mısınız? Mesela burası üzerine kafa yorulmalı ve bunu yoracak olan sadece il ilahiyatçılar mıdır? Başka kafa yorması gerekenler yok mudur? Vardır tabii. Şimdi Türkiye'de her zaman yaşadığımız bir şeyi bu konuda da yaşıyoruz. Mesela Kürt sorunu konuşuluyor. Ha Kürtlerin meselesi bizi ilgilendirmez diye diğerleri pek dinlemiyor. Burada ilahiyatçılar tartışıyor. İŞİD meselesi konuşuluyor. Birçok insan kenara yaslanıp ha bak bak tartışıyorlar birbirine girdiler falan diye seyrediyor. Halbuki bu direkt bizim meselemizdir. Diğer meseleler gibi. Nasıl? Şimdi olayın iki boyutu var. Bir, mesele iktidar ve iktidarın tabiatı meselesidir. Sadece işitle, işitçiler mi muhaliflerini öldürüyor? En hafifi Silivri'ye gönderiyor. En şiddetlisi muhalifinin kafasını kesiyor. İktidarın tabiatı meselesi. Kur'an buna ne diyor? Peygamber bu usta ne yapmış? Biraz bir cümle kullandım. Dedim ki peygamber hakim olmamıştır. Hakem olmuştur. Kur'an-ı Kerim der ki فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Onların arasında adaletle karar ver. Arasında. Onlara hükmet değil. Kur'an-ı Kerim'de devlet ve iktidar kelimesi geçmez. Devlet kelimesi iki yerde geçer ikisi de olumsuz anlamdadır. İktidar yerine onlara imkan verdikler. Bak ne güzel bir kelime. İmkan verdik. İktidar ceberrutluk üretir. Tepeden bakır. Muhalifini öldürme hakkını kendinde görür. İşitin yaptığı nedir? İkincisi de şu. iktidarın tabiatına işitçiler dini alet ediyor. Hadislerde direkt ve somut öldürmeler, mil çekmeler, cariye yapmalar geliyor. Kur'an'ı da buna göre yorumluyor. Halbuki Kur'an Kur'an'dan an, Kur bir şey bulamıyorlar e, bulamıyor ama bazı ayetleri, biraz verilen Mustafa Hocanın söylediği birkaç tane ayet var bu öldürmeyle ilgili filan, cihat ayetleri. Onları da hadislere göre yorumluyor. Halbuki evet Kur'an-ı Kerim cariyenin olduğu, kölenin olduğu, efendi köle ilişkilerinin olduğu, tefeci bezirganlığın olduğu, zengin yoksulu uçurumun olduğu, insanların birbirini katlettiği, doğrulduğu, 300 yıldır savaşların, kabile savaşlarının olduğu bir toplumda doğmuş. Bu toplumu yavaş 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 aşama aşama bir yere getirmeye çalışmış. Efendi köle ilişkisini, zengin yoksul ilişkisini, cariyeliği, köleliği, kesmeyi, öldürmeyi, muhalifini katletmeyi, katliam yapmayı, işgal etmeyi kaldırmaya çalışmış. Ayetlerden bu nedenle bahsediyor. Bahsediyor diye bunları emrediyor anlamına gelmiyor ki. Dolayısıyla madem ki iktidarın böyle bir tabiatı var, Madem ki bu işçiler iktidarın bu tabiatına dini alet ediyor. Sekülerler de dini alet etmeden yapıyor. Hitler o kadar katliamı niye yaptı? Mussolini niye yaptı? Stalin niye yaptı? Muaviye Yezid de yaptı. Birisi kitap alet etti, öbürü Müslüman bile değildi. Ama onun da kendine göre, ha demek ki katleden, tepeden bakan, öldürme yetkisini kendinde gören bir iktidarın tabiatı, devletin binlerce yıldır süren bir tabiatı diye bir mesele var. Bu kitap buna iktidar demiyor, imkan diyor. Onlara imkan verdiğimizde insanları hayra çağırırlar, salatı ikam ederler, zekatı verirler diyor. Ne hoş bir kelime, imkan. Bu iktidar meselesine tamamen bambaşka bir yerden bakıyor. Peygamberimiz öyle ulus devlet falan kurmamıştır. Krallık kurmamıştır. İmparatorluk kurmamıştır. İnsanlara temelden bakmamıştır. Onların arasında onlara hakem olmuş, Allah'ın hükümlerini uygulamıştır. Yerinden yönetim kurulmuştur. Kabile konfederalizmi kurmuştur. Herkesi kendi dininde serbest bırakmıştır. Yahudileri katletmemiştir. Bu Milattan sonra 70. yılda yapılan Zelot isyanı sırasında Bizans'ın yaptığı katliamı rakamı bile aynıdır. 970 Yahudi katledildi Bizans işgali sırasında Kudüs'te, Milattan sonra 70'te. Titus. Bunu Titus. peygamber yapmış gibi anlatıyorlar. 140 yıl sonra, peygamberden 140 yıl sonra İpli kitabına geçiyor. O da Yahudilerle çok düşen kalkan birisi. Oradan bütün bir her yayılmış. Herkesin dilinde evet, bu. Bütün, peygamber bütün kitaplar onda ittifak ediyor maalesef. Evet, i̇ttifak evet. ittifak ediyorlar. Burada. Bakın şimdi vatandaşlar Kardeşim madem oraya ilahatçılar çıkmış ya bu dinimiz bu usta ne diyor bunu söyleyin diye bekliyor. Ben diyorum ki dinimiz de muhalifleri öldürtmek yoktur. Hı hı. Peygamber 960 tane Yahudi'yi asla kesmemiştir. Cariye yapmamıştır. Esirlerin gözlerine mil çekmemiştir. Hiçbir yeri işgal etmemiştir. Ve hiçbir esiri öldürmemiştir. 93 tane, 63 tane Medine'ye saldırı olmuştur. Ve peygamberimizin bütün savaşları savunma savaşlarıdır. Kendini savunmak için kendini korumuştur. Bunları vakit olsa da bütün savaşlarını tek 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 anlatabilsek. Dolayısıyla vatandaşlarımıza seslenişim şu. Lütfen dinimizi doğru kaynaklardan öğrenelim. İşitin yaptıklarının dinde yeri yoktur. Kendi iktidar hırslarına Kur'an-ı Kerim'i de yeri geldiği zaman hadisleri de başka şeyleri de alet ediyorlar. Bunlara kanmayınız. Dininizi doğru kaynaklardan öğreniniz. Adı barış olan bir dinde katliam, işgal, kafa kesme. Peygamberimiz namaz kılmayanı, oruç tutmayanı kırbaçlamamıştır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, hacca gitmemenin, başını örtmemenin cezası yoktur. Dört tane şeyin cezası vardır. Dördü de insan hakları ile ilgilidir. Öldürmek, çalmak, iftira etmek, zina etmek. Bunun dışında Kur'an'da bir ceza yok. Peki. Dolayısıyla şimdi böyle bir kitaptan nasıl kan, vahşet, savaş, işgal çıkarılabilir? E, şimdi tabii onunla ilgili siyasi argümanlar var işte kim hı. tarafından kuruldu bu işit neden kuruldu işte petrol yüzünden mi kuruldu fa o tarafında değil beni sizin de bu söylediğiniz gibi aslında gitmeyi katılanları gitmeyi düşünenleri ya da bu da kalmaya beş kala olanları to toplum tekrar nasıl kazanacak şimdi daha orada sonra oldum evet, ya o bak, ona, şu cümle evet. söyleyeyim şimdi o sosyolojik bir meseledir. Hmm. Orada sosyologların konuşması lazım. Benim burada söyleyeceğim şey şu. Orada Allah'ın Resulü'nün hilafeti kurulmuş da orada Kur'an-ı Kerim %100 yüz doğru şekilde uygulanıyor da oraya gitmemizi gerektirecek bir şey yok. Orada sizi felaket bekliyor, kan bekliyor. Öyle bir şey yok ki. Asıl elinizin altında dinin kaynağı siz bunu bırakıyorsunuz. Eğer mücadele edecekseniz burada mücadele edeceksiniz. Kaldı ki Cihat adam kesmek değildir. Fetih barış süreci demektir. Hudeybi anlaşmasından sonraki sürece, <laughs> 10 yıllık sürece Kur'an <laughs> fetih diyor. İslam'da fetihçilik, işgal etmek falan diye bir şey yok. Evet. Bu cihat meselesi önemli. Biraz da gençler evet. arasında bakıyorum mesela raporlar. yani hep bu aynı rapora atıfta bulunuyorum. Bu hatırlılar belki seyircilerimiz eee Niğde'de jandarma e, birimlerine yol, yol uygulaması yaptığı sırada 3 şahsın gerçekleştirdikleri saldırı olarak geçen yani Niğde olayı, meşhur Niğde olayının evet. e, la başlayan işit operasyonuyla ilgili savcılığın e, savcının hazırladığı e, e, dosya. E, Şimdi buraya baktığımız zaman doğumlular hep 90 sonrası doğumlar, evet. çok genç çocuklar Türkiye'de bu işe. Dolayısıyla bir cihat, bir romantizm Hı -hı. işin evet, içinde evet. bu taşıyor. Ve adımını attığı anda bu başka başka özenmeler içinde söylenebilir. Yani adımını attığı anda çok çabuk devşirilebiliyor. Bu nerede oluyor? İşte Türkiye'nin bazı illerinde özellikle ön plana çıkan bazı illeri var. Burada söyleyip o illerdekileri de zan altında bırakmayalım ama konsantre oldukları bölgeler var. Bu cihat meselesini biraz açar mısınız bu bir? Önce cihat bir kere Kur'an'i bir kavram. Allah yolundaki cehd, gayretlerin hepsini ifade eden bir şey. Hı hı. Mesela diyelim ki Suriyeli çocuklar var Türkiye'de diyelim. Bunları bir eğitmek için bir vakıf, dernek kursanız çalışsanız bu Allah yolunda bir cihat olur. Eyvallah. Ama diyelim ki karşı taraf İhsan hocamın da demin vurguladığı gibi Müslümanları yok etmek için bir savaş açarsa Müslümanların onunla canını ortaya koyarak savaşması, Allah yolunda ölmesi, öldürülmesi de bir cihattır. Yani cihat Allah yolunda savaşmaktan, her türlü faaliyete kadar, başkalarına Kur'an'ın inceliklerini anlatmak, öğretmeye kadar çok geniş bir alandaki Müslümanların Allah yolundaki gayretlerini ifade eden bir ifadedir. Kur'an'da 30'dan fazla defa geçer, bunların çok büyük bir kısmı fiil halinde geçer. Kur'an bir de özel olarak savaşlar için kıtal harp gibi ayrıca da e, kelimeler kullanır. Buradaki şeyi yakalamak önemli. Kur'an'da cihat var, savaşmak da var, öldürmek de var Kur'an'da. Fakat hangi şartta geçtiğine bakmamız lazım. Kur'an'da karşı tarafı öldürmek veya Mustafa Hocam'ın dikkat çektiği gibi cizye almak da var karşı taraftan Yodir İstiyan'da. Fakat şunu yakalamak önemli. Bütün bu ayetler Kur'an'ın başının öncesiyle sonrasıyla bu ayetleri okuduğumuz zaman dikkat edin. Sırf Kur'an'ın içinden bunlara bile baktığımızda karşı tarafın başlattığı bir savaşa ilgili olduğunu görüyoruz. Yani Bakara fetih, 190. ayet mesela tabii, değil mi? Müslümanların sırf fetih yapmak için. Veya karşı sırf Yahudi Hristiyandır diye yani onun ötekisi olmasından, kimliğinden dolayı Ezidi, Hristiyan, Yahudi, Ateist, Şii mezhepten olmasından dolayı bir savaşa Kur'an asla karşılık vermez. Bunları da böyle slogan olarak söylememek için Kur'an'daki belli ayetleri de okuyayım. İşte Bakara 193. ayet diyor ki bak fitne kalmayınca kadar onlarla savaşın. Allah savaşın diyor. Ama ne diyor sonra? Eğer de? vazgeçerlerse. Artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Hani karşı tarafın... Yalnız orada onlarla dedi 190. ayette geçen şey. Tabii tabii ben... Yani sizinle savaş, savaş... savaş açanlarla savaş... Tabii tabii onu da diyorum zaten ayetten de belli. Onlar beni... savaş Zulüm yapmak zaten tabii. karşı taraf savaş açacak. Vurduk yere savaş yok ya. Tabii tabii. tabii. Durup durup evet. durupken savaş evet. yok. Ondan sonra Haç suresi 39. ayet. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara... Bak onlara karşı savaş açılanlara... Savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetiren. Savaşma izni kime verilmiş? Savaşanlara. Yani İhsan Hocam demin söylediği gibi bizim peygamberim savaşta hepsi savunma savaşıdır derken oradan bir şey buldu. Ben onu bugün beğenmiyorum. Milletin beğeneceği İstanbul olsun alın ben hepsi savunma savaşıdır diyorum. Değil. Çünkü peygamber savunma savaşı dışında savaş yapsaydı başta kendisine vahyedilen kitapla çelişkiye düşmek gibi bir durumun içine girerdi. Veyahut da Mustafa Hocam'ın demin söylediği ayetle ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten Kur'an'da karşı taraf fitne çıkartıp yok etmeye çalışırsa sertlik uygulayabilirsiniz diye geçiyor. Ama Kur'an tarihsel geniş bir dönemdeki esnekliği içinde veriyor. Nasıl veriyor? Ayetin devamında diyor ki mesela onları sürgün edebilirsiniz. Ve bir sonraki ayette mesela sürgün etmek nedir? Mesela diyelim buradaki bir adamı sizin Hindistan'a gö göndermeniz de sürgün, Gökçeada'ya göndermeniz de sürgün. Ayetin kendisinin içinde bile mesela müthiş bir esneklik var. Yani karşı taraf sizi yok etmeye kalkarken Allah öldürmeye de izin veriyor. Seçenek sunuyor. Sürgün de yapabilirsiniz. Bu diyor. tamamen As terör As suçudur zaten. Evet. Terör yani bizzatı Kur'anın içinde tarihsel değişen şartların içinde bizim esnekliğimizi olanak veren bir şey var. Bir de bir evet. sonraki ayet okuyayım bundan daha iyi anlaşılsın. Bir sonraki ayette diyor ki o Maide 33'tü bu Maide 34. Ancak onlardan tövbe edenler hariç bilmiş olun ki şüphesi Allah bağışlayıcı çok merhametli. Yani adam tövbe eder vazgeçerse ve hatta böyle bir şeyden vazgeçerse ona karşı da sürdürme. Yani pişmanlık veya yasası ne? var sürekli. Evet. Kalk, pişmanlık kalk, yasası. Ha. Peki ben çok bir şey merak ettim bu arada. Evet. Siz felsefe bölümü öğretim üyesisiniz. Mesela öğrencileriniz bütün burada konuştuklarımızla oturup tartışabiliyor musunuz? Yoksa şunu merak ediyorum. Evet. Genç nesil geldiğinde bu anlattığınız meselelerin tartışılmasını ne kadar talep ediyor? Ne kadar tartışabiliyorsunuz? Ne kadar geniş kesimin ilgisini çekiyor? Hmm. Yani bunu çünkü ben tabii sınırlı bir kümeyle e muhatabım yani ben de arkadaş... bu konuda kitap yazdım. Tokyo Üniversitesi'ndeki mesela e, post doktora çalışma bu konuda ilgilendim. Ben konu açtığım için tartışılıyor. Yani tartışıldı. Ha şunu anlamaya çalıştım. Yani e, ben, sizler burada çok önemli şeyler evet. anlatıyorsunuz ama bu mesela ne kadar e, tartışılıyor bir mesela ne kadar öğrenciler mesela bugün İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin bu işi sorgulayalım. ...biz de farklı bakabilelim dedikleri bir mesele. Yani ben, orada bir tıkanıklık ben, var mı? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Var tıkanıklık. Bir, bir cümle söyleyeyim. Şuna, evet. Şunu itiraf etmemiz lazım. E, hakkını teslim etmemiz lazım. Türkiye'de benim şahsi kanaatim... ...bu konularda zihne en açık gençlik kesimlerinden biri varsa... ...bence o İlahiyat fakültesindeki gençlerdir. Bütün buradaki hocaların bu konuda evet. eleştirileri olduğunu evet. biliyorum. O eleştirilerin çoğuna da katılacağımı biliyorum. Ama bunu mukayeseli bir şekilde söylüyorum. Geri kalan yerlerdeki öğrencilerle bunu mukayese ettiğimizde... İlahiyat fakülteleri bu konuda bence Öndeler. Fakat cemaatlere gidersek, hani ha, Türkiye'deki bir ilahiyat fakülteleriyle cemaatleri mukayese edersek, cemaatler de bana göre bütün toplumun daha altındalar. Şimdi Çünkü cemaatler toplumu değerlendirmek Bizim yerine gene de bir kişinin ağzından çıkacak lafa bakıyorlar. O bir kişiyi de ya işte bu kainatın imamı görüyor, Mehdi görüyor, İsa görüyor, bu asrın müceddidi görüyor, her şeyi bilir diyor, Allah'la görüşür diyebiliyor. O şahsın ağzından çıkıp kendine gelecek emirlerle dünya hayatındaki görüşünü ve İslam anlayışını sınırlıyor. Bu tarz bir anlayışın içinde siz işi de diğerlerini değerlendirmenize gerek kalmaz. Şey sizin için değerlendiriyor. Zaten rüyada peygamberi görüyor. Peygamberden ona geliyor bilgiler. Yani Türkiye'de bana göre İslami kesim diye tırnak içinde diyorum ben böyle bir Ayrım ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama İslami kesim diye anılan kesimin önemli bir unsuru cemaatler ve bütün bu konuları sağlıklı bir şekilde masaya yatırma, Kur'an'ın süzgecinden olayları geçirme, işitle ilgili tehlikeyi fark etme, bunları karşı eleştirel bir bakış geliştirmek tarih içerisinde bu hadis kitaplarını da söylenen bu hocamın söylediği büyük tahribatı bu kitaplar aracıyla yapılanı e, teşhis etme buna buna karşı bir cevap vermedi en geride giden gruplar Türkiye'de bunu çok bir genelleme yapıyorum bunun cemaatlerde istisnası vardır ama genellemeyle söyleyeyim en geride giden grup varsa Türkiye'de bugün cemaatlerdir. Bir bir ben ilahiyat cümle... fakültelerindeki duruma ilişkin bir tespit yapmak istiyorum. Ben, bir yargı evet. cümlesi değil, bir değerlendirme. Tespit. Türkiye'de hem Osmanlı'dan beri burada bir meşiat makam var. Resmi Şehir İslamlık. Ama yanı sıra çevrede şey de var. Tarikatlar, cemaatler. Halk dindarlığını genellikle oradan şey yapıyor. Resmi bir sıkıntısı olursa Şehir İslamlığı arz ediyor. Halkın eskiden beri bu sivil yapılarla dindarlığını onlar üzerinden oluşturma gibi bir geleneği var. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, bazı bu sivil tekke zaviye Heh, kapatılınca bir de yerin altına inme var. Bu yerin altındaki oluşumlar şu anda biraz daha fırsat bulununca yerin üstüne çıktılar. İlahiyat fakülteleri Şirna'nın bizim rahatlıkla bütün öğrenci portföyünü karşımıza koyup rahatlıkla böyle bir hodri meydan gibi tartışma zemini üretebildiğimiz yerler olmaktan çıktı. Çünkü ilahiyat fakülteleri bu sözünü ettiğim yapılar yani Cener hocamın cemaatli, tarikatli diye bunların da oraya gitmeleri, maddi kısıtlılıklar bilmem şunlar bunlar bir yıl sebep sayılabilir. Kimliği onarma, tutunma vesaire onlara girmiyorum ama yani cemaatlerin operasyonel olarak insan devşirme kaynağı yani insan kaynakları neredir derseniz bunun en adı konulmuş bir şekilde ilahiyat Fakültesi bakıyorsunuz bir amfiye girdiğinizde 35'i burada peşinen size daha gelmeden kapatmış kendini 40'ı orada kapatmış elinizde avucunuzda hatta şöyle söyleyeyim muhtemelen biraz daha böyle layık seküler bir çevreden gelmiş bir ailenin çocuğu varsa genellikle onlarla bir ortak dil kurabiliyorsunuz. Çünkü öbürlerinin sadece sizin huzurunuzda bulunma sebebi şu kendisinin ileride kendisine tevdi edilen göreve ulaşabilmesi için buradan bir geçmesi gerekiyor. Onun bir diplomaya ihtiyacı var. Bize geçerken sadece selam veriyormuş gibi yapıp gidiyor. Çok önemli. Evet. Ee, döneceğim hocam ama ee, Hasan Bey'e dönmek istiyorum. Bu konuda ben Aynen. de. Buyurun, Aynen. buyurun. Aynen öyle. De bize... Buyurun Hasan Bey. Bu konuda ben de küçük bir katkıda bulunmak isterim. Ee, şu anda kademe kademe ilahiyat fakülteleri Türkiye'deki adına zaman zaman sivil toplum denilen cemaat ve tarikat yapılanmalarına doğru itiliyor. Ya da cemaat ve tarikat yapılanmaları ilahiyatları belirlemeye başladı. Bu da Mustafa Bey'in dikkat çektiği noktada gerçekten önemli bir husus. Bundan sonraki süreç üzgünüm ama artık şimdiye kadar en azından ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hiçbir rahatsızlık duymadan özgürce dersimi anlatabiliyordum. Ama artık o kadar özgür değilim. Evet. Şöyle de bir şey var zannediyorum. Ee, e, Mustafa hocamız da değindi ama ben de tam onu soracaktım aslında. Oradan yola çıkarak şimdi bu tekke ve zaviyeler meselesi anayasa değişiklikleri konusunda demokratikleşme paketleri içinde hep gündeme geldi ama orada yine bir bölünmüşlük yaşıyoruz. Nasıl? İslami kesim sizin dediğiniz gibi belki öyle adlandırmamalıyız ama Atatürk döneminde Atatürk'ün yaptığı reformlara karşı tepkisel yaklaşıyor. Dolayısıyla külliyen evet kaldırılsın diyor. Laik seküler kesimde zaten İslami kesimi tanımadığı için... ...eyvah bunlar kaldırılsa topyekun işte radikal İslamcı bir ülke oluruz diyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde konuşulamıyor. Bu tekke ve zaviyeler meselesi, din eğitimi meselesi ve işte rapora da giren... ...yani işidin beslendiği taban devlet okullarına göndermeyin. Biraz önce Mustafa hocamız söylediği gibi merdiven altı yerlerde din eğitimi verin. Yani bunun da belki her iki tarafın tekrar gözden geçirmesi gerekmiyor mu... Hem seküler kısmın hem İslami kısmın. Ne dersiniz? Valla zannediyorum IŞİD meselesi bizi bu noktada sağlıklı bir duruşa sevk edecek gibi görünüyor. Şöyle ki biz şimdiye kadar layıklığa taraf olanlarda karşı olanlarda onu ithal bir değer olarak algıladılar. Şimdiye kadar kendi kültür köklerimizden hareketle batı standartlarının ilerisinde bir layıklık tahayyül edemedik. Ama gelinen nokta şu, biz kendi kültür köklerimizden hareketle layıklık ve sekülerliği adına takılmaksızın insanlığın ortak tecrübesi olarak görecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte adına layıklık demeyin, Sekülerlik demeyin ama adına daha sağlıklı bir ne bileyim din devlet ilişkisi deyin. oraya doğru kayarken kendi köklerimizden esas alacağımız bazı unsurlar var. Bir İslam'ın en erken döneminde amel iman ayrımı tartışıldı ve bir takım ulema dedi ki amel ayrıdır, iman ayrıdır. Yani namaz kılmazsanız dinden çıkmış olmazsınız. Sadece günahkar olursunuz. Bugün işte ışık ve benzeri oluşumların kafa yapısını düşünürseniz burada amel ve imanı bir bütün olarak görme unsuru vardır. Erken dönemde daha birinci asırda tartışıldı. Ulema dedi ki e, iman bütün inananlar için Müslümansanız imanda eşit olursunuz. İmanda müsavat esastır. Bugün <laughs> ne oldu? Tarikat zemininde bakan diyor ki benim imanım en sahih iman. Başka zeminlerdekiler farklı. Bakın imanın bireysel olduğu da erken de de ortaya çıktı. O zaman bizim şu anda sekülerlik, laiklik, dindarlık tartışmalarını bir kenara bırakıp şu soruyu sormamız lazım. Biz bu ülkede Alevi, Sünni, Türk, Kürt dindar, karşı dindar, layık ne derseniz deyin. Birlikte yaşamak zorundayız. Bunun ortak paydası nedir? Ha ortak paydası akılda buluşacağız. Bir, ikincisi İslam'ın evrensel değerleri bizi oraya taşıyacak. İslam'ın evrensel değerleri bizi oraya taşırken biz e, laikliğin kökünde yer alan akıl, bilim ve dünyevileşme, dünyayı dünya olarak görme arzusunun aslında batı dünyasına Müslümanlar kanalıyla geçtiğini göreceğiz. Şayet bir Endülüs tecrübesi olmasaydı batıda ne Rönesans reform, ne aydınlanma, ne layıklık Kesinlikle. olabilirdi. Ama batı bu yaşadıklarından ders çıkarttı. Biz Müslümanlar batı aklı özgürleştirirken aklı evet. mahkum ettik, maziye mahkum olduk. Kesinlikle. Düştüğümüz yerden kalkarız. Bence yapılacak iş evet. önce aklı etkin kılmak. Ve 14 asırlık süreçte Müslümanların ürettiklerinin din değil, dinin anlaşılma biçimi olduğunu görmektir. Evet. Bu bağlamda Peki. çok net ifade ediyorum tartışmalar din anlayışı üzerinden yürümeli ki adı ne olursa olsun bütün mezhepler dinin anlaşılma biçimidir. Onun evet, kullandığı ehli sünnet ise en son teşekkür eden mezheptir. Bu da beşeri bir oluşumdur. Bunları bence düşünmek lazım. Çok ortak paydaya ben geleceğimizi düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Tekrar döneceğim. Eee Bey'e söz vereceğim. Yine bu akşam kendisinin kulaklarını çok çınlattım. Profesör Doktor Hilmi Demir. keşke aramızda olsaydı. Belki bir sefer bize katılır yine benim programımda önemli bir tespitte bulmuştu. Dedi ki Türkiye'de ciddi bir radikallik nedir? Bu tespitte de bir sorun var. Mesela her sakallı sizi tenzih ederim. Sokakta görülen her sakallı işindilerde işitçi tepkisi veriliyor. Ee, e, e, ya da işte radikal nedir konusunda İslami kesimde de belli bir tanım yok. Nedir radikallik? Herkesin radikalliği kendini. Bu konuda özellikle bir birikim çalışma yapmalıdır devlet diyor devlet ya da dini kurumlar. Vallahi, bir ama kere buna katılıyor musunuz? Karışmasın da. Hayır, hayır. Yani. E, Kimin yani yapacağı konusunda farklı fikir olabilir ama biraz buna da değinirseniz hani bu da önemli çünkü bu da belki hani konuşmamız tamam, tamamlıyor. Şimdi, Buyurun. bakın e, gerçekçi olmak zorundayız. Hı -hı. Hayalciliği bırakalım. Bu işi yapmış olduğuna, bu işi yapmış olduğuna bilimsel olarak, bilimsel dediğim şu mevcut fıkıh kitapları, tefsir kitapları, yani ayet ayet söyleyen kitaplar. Şunlar bunlarla gittiğiniz zaman bu insanlara diyeceksiniz ki dürüst olun, gidin siz işitle beraber savaş. Söyleyeceğiniz olur, başka bir şey değil. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mesela Ebu Suud Osmanlı Şeyhülislamı. İslam'ı daha geçen hafta bir, bir, bir öğrenci ona bir soru soruyor. Kendisinin şeyi var. Maruzat diye bir kitabı var. Ve inanamadım. Süleymaniye Kütüphanesi'ni aldım. Baktım gerçekten var. Fetvaları da. Ha, öğrenci bir soru soruyor maruzatında. Diyor ki, Hocam diyor, Nebimizin bütün hadisleri doğru mudur? O da diyor ki, Bak bu soru soru biçiminle inanmadığın anlaşılıyor. Tevbe etmesen öldürülürsün. Cevaba bak. Ama diyor bu sorunun içeriği daha ağır. Sen tevbe etsen de öldürülürsün diyor. <laughs> Bakın yapı bu. Halbuki Kur'an-ı Kerim bu işe yüzde yüz aykırıdır. Yüzde yüz. En küçük bir işaret bile bulamazsınız. Ee, i̇zleyicilerimiz okusunlar Ali İmran Suresi 86 ve devamını okusunlar görürler. Bakın şu elimde şey var e, Cessas'ın ahkam Kur'an'ı var. Ben talebeliyim de bunu okuduğum için 1976 İstanbul Müftülüğü'ne geldim. Beni Fetva Kurulu Başkanı yaptılar derhal. Bunları biliyormuşum. O zaman ben bunların böyle olduğunu bilmiyordum ki şimdi yeni yeni öğreniyorum. Ben zannediyordum ki bunlar şey yani o zaman da ben olsaydım olacaktım işitçi yani. Başka bir şey olmayacak. <laughs> bakın şurada ne diyor. Şimdi şu az önce esirlerle ilgili Allah diyor ki ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakın ayetini o iki kelimeyi şöyle tefsir ediyor. Bak size bakın. Fecalallahu nebiyye vel müminine fil usara bil khiyar. İnşa'u ve inşa'u sta'beduhum ve inşa'u faduhum. Evet. Ya bu var ya. Bu bir feca yani bunu izahı mümkün değil. İster bu. öldür, ister köleleştir, ister fidye al. Bak Allah diyor ki karşılıklı ya da karşılıksız esirleri serbest bırakın diyor. Ve bu ayeti açıklarken diyor ki tefsir ve 370'te ölmüş bir kişidir bu. Çok eski. Diyor ki Hicri 370. Allah müminleri serbest bırakmıştır, İsterlerse diyor o esirleri öldürürler, isterlerse köleleştirirler. Asıl Peki. hocam şeyin de altını çizmek lazım. Burada o güç transferi, Kur'an'ın serbiyesi güç transferi siyasi otoriteye yapılıyor. Tabii. Bu yetkiyi kim kullanıyor? Yani. Aslında bunların ne kadar siyasi olduğunu burada hemen yakalamak ha, mümkün değil. Tamamen Buradaki, siyasi, hiç tabi dini güç, değil bu. Kim kullanıyor gücü? İster öldürürüm ister keserim. Yani oradan yoldan geçen halk Müslüman kullanmıyor. O dönemdeki siyasi otorite kimse kullanılıyor. Bunların aslında böyle düşündüğümüzde niye uydurulduğunu anlamak da çok yani, rahat. Devletin yapıp edeceği tasarrufa teolojik. Yani destek üretiyor. Evet öyle evet. destek üretiyor. Bak bir şey daha. Siyasi dini, dini ele geçirirse dedi, böyle oluyor. Şöyle yapalım mı? Sürem iyice azalıyor. Yani sizin bu örneklerinizi çoğaltabiliriz gibi anlıyorum. Siz... Yok bak şimdi Hasan Bey az önce Ay, ama Maturidi, daha dedi. Hani... Maturidi dedi. Buradan evet. çıkarmamız gereken sonuç dedi. nedir? Maturidilikten uzaklaştık dedi. Bu İmam Maturidi'nin <laughs> kendi eseri. <laughs> tamam mı? Tamam. İmam Maturidi burada esirlerin öldürülmesiyle ilgili hangi ayeti delil getiriyor biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nda Allah'ın meleklere söylediği sözü. Onların boyunlarına vurun. Allah'ın Bedir Savaşı'nda Enfal suresi 13. ayette meleklerle ilgili sözünü esirden öldürülmesine delil getiriyor. O da aynen bunun gibi. Ya bunlar ne biçim bir şey Allah aşkına? Bunların kabul edilmesi imkansız. Bak bu işte şeyin Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani bu kitapların yayınlanması Yok, sorunun bir parçası da bu kitapların Heh. tıpkı Kur'an ayeti gibi algı evet, değil efendim. Daha, efendim daha daha işte az nazlı. Tamam. Onun yani şimdi siz de olayın içinden baktığınız yani eski için. İslam kültürünün kaynakları ha. bunlar. Ha. Oğlum, Peki buradaki buradaki yani buradaki şimdi çekinceniz şey söyleyebilir nedir? Söyleyebilir Tabii bir saniye hocam. Buradaki çekinceniz nedir? Bu kitapların hala bir şekilde e, e, referans kitabı olarak kabul edilmesi ve bunlar üzerinden öğretilerin götürülmesi mi? Yani bu konuda diyeceğiniz bir i̇şte, şey mi var? Şunu, bunlar e, bunlar iyi anlatılsın mı diyorsunuz? Artık, hayır, kullanılmasın bu, artık mı diyorsunuz? Bu geleneksel kültürün İslam olmadığını. <laughs> bak ben şunu açık ha. söylüyorum. Şii ve Sünni bütün mezhepler istisna yapmıyorum. Peki ama onu soracağım. Bu 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 kullanılmasın dediğiniz kişiler kimler? İmamlar mesela Bursa'daki 8 kişilik a, a, aile ya, oturup bu kitapları okuyorlar orada biliyorum kişi başka bir şey yapmazlar. Bunlar referans alınamaz derken şekilde, ara ara düşürmek Bu, bu şimdi, bak o o o, o Bursa'daki kişi işiniz biraz. Bu, biraz, bu, kişi şimdi biraz, biraz bu, onlar da bir sembol haline geldiler tamam, ama hani ben biraz evet, sosyolojik olarak e, bakmak lazım dedim. Şimdi orada şu var. Ama istersen İhsan Bey az önce siyaset konuşuldu. Heh. Mesela kadınların siyasetteki etkinliğinden bahsedilir değil mi? Bu çok önemli bir husustur. Bakın şimdi şu elimde Mümtahine suresinin 12. ayeti var. Kur'an-ı Kerim 60. suresinin 12. ayeti var. Mekke'den eşler evlerinden kaçıp gelmiş bir sürü bir, bir kadınlar grubu var. Bunlar ailelerinden kopmuşlar. Kendilerinin sığınacakları bir yer yok. Kur'an o kadınlara Allah'ın nebisiyle sözleşme yapma yetkisi veriyor bu ayette. Bakın. Yani böyle gidip de bir dört, 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 şey küçük bir hücrenin içerisinde o yatın değil karşılıklı sözleşme yapıyor. Ve bu sözleşmenin maddelerinden bir tanesi şu. Ve la ya'sineke fi maruf. Nebi sıfatıyla. Burada nebi ve rasul kelimesi çok önemlidir. Rasul sıfatıyla olduğu zaman söylediği söz Allah'ın sözüdür. Onda itiraz olmaz. Ama nebi sıfatlı olduğu zaman kendi düşüncesidir. İşte diyor ki marufta sana karşı çıkmayacaklar diyor. Yani senin yaptığın uygulamaları bu kadınlar denetler, haberin olsun diyor Allah Resulüne söylüyor Hı. tamam mı? Nebisine söylüyor. Peki. Tamam. Ee, yani ben işte 10.da şimdi ben bir şimdi, şey bir Bu şey örnekler daha. çok önemli. Hı. Yani yanlış anlamayın sözünüzü kesik gibi. Sadece ben şunu anlamaya çalışıyorum. Sizler hocalar olarak bu neyin nasıl okunması, nasıl anlaşılması, nasıl e, algılanması gerektiğini, nelerin artık geçerli olmayan referanslar olduğunu söylüyorsunuz da bunları sıradan sokaktaki vatandaşımız nasıl anlıyor? Yani bunun aracısı ne? Yani ben biraz daha güncelleştiriyorum açıkçası. Evet, çok güzel. Ee, Bey, Bey, bir şey sözün, sözün, Sizdeydi. Tamam. Evet. Ben de... Şimdi bu işe katranlarla ilgili benim sosyal gözlerim şu. Ee, şimdi bin senedir bu topraklarda devletler var, sultanlar var, padişahlar var, en son cumhuriyet var. Bin senedir toprak ve mülkiyet düzeni bu topraklarda hiç değişmedi. Cumhuriyet dönemi de dahil. Yoksunun kaderi hep aynı. Her dönemde ayrı. Şimdi i̇şte bunlar yoksul insanlar. Yeni bir dünya arıyorlar. Ve bunu işit gibi eski İslam kültürünün kaynaklarını kullanan bir örgütte görüyorlar. Orada yeni bir dünya görüyor. Halife olacak diyor. Peygamberin devleti orada diyor. Orada diyor bize zulmeden matiye karşı Cihat yapacağız. Ölürsek de Allah bizi cennetine alacak diyor. Tabii. Orada yeni bir dünya görüyor yani. Bunu görmüyor musunuz? Fakat yağmurdan kaçıyor, doluya tutuluyor. Haberi yok. Tabii. Nereden nereye gidiyorsun? Orada yeni bir dünya yok kardeşim. Orada yeni bir bak, dünya yok. Oradaki da, dünya eski bir dünya. Bak, Oradaki dünya... Lazım. Bakın evet. bu evet. intihar saldırıları var değil mi? Evet. Bu çok önemli. İntihar saldırılarına Yusuf El Kardavi fetva verdi. Evet. Bu Dünya İslam alimler Birliği Başkanı. Ben de o zaman şey İslam iktisadı konusunda uluslararası bir şey bir rolüm vardı. Hemen bir ay sonra bir toplantıda beraber olduk. Ona benim için, bu konuda şey yapacağım bildiğim için sürekli kaçtı. Ve hemen arkasından bunun İslam'la alakası olmadığına dair Arapça, Türkçe ve diğer dillerde yazılar yazdım. Ben 11 dilde yayın evet. yaparım ben Peki. sürekli. Ama o o şey hala sanki İslam gibi devam ediyor. Ve o şahıs hala şey, Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı. Ve bugün bu çocuklar zannediyorlar ki kendimizi patlatırsak cennete gideriz. O öyle fetva veriyor. Şey. Yani buradan giden garibanlar da onun fetva yöntem olarak, yöntem olarak bir şey de diyebilir mi kurtulmak için? Bence yani biraz belki somut olarak, yöntem olarak bence şuradan başlamak lazım. Mesela Maturidi'nin akla önem veren, mesela beğendiğimiz çok bir yönü olabilir. Bakın burada hocam bence yanılgısını çok güzel ortaya koydu. Evet. Bence bir mezheplere nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle ilgili yöntem bence burada çok önemli bir adım. Şöyle bir adım hiç, e, bence belirlememiz lazım. Kur'an Allah'ın gönderdiği temel kaynak. Bunun dışında belli Kur'an yorumları var, yaklaşımları var. Hiçbir kimsenin yaklaşımı ayrıca Allah'ın vahyi değil. Hiçbir mezhep Allah'ın vahyi değil. Allah'ın vahyi olarak referans verdiği bir tek Kur'an. İnsan yorumlarının hepsi tartışılır. O zaman bence şunu söylemek lazım. Biz niye paket programı olarak tek bir kişi alalım? Niye gidip bir maturidi olalım? Maturidin yorumlarını komple alalım. Niye komple eşari olalım? Niye komple şii olalım? Öyle olmaz olmazsan daha, adam seni istediği gibi yönetemez ki. Veya daha alt tabakalara hele hele tarikatlarda inersek tek bir şeyhin Dini bütün yorumlamalarına tamamen tabi olalım. Ha, burada bizim yapabileceğimiz şey çok basit bence. Masanın üstüne koyarız. Maturidin'in çok güzel görüşleri var. Ya çok ayında. güzel görüşleri var. Ha, evet. Orada biz maturiden faydalanırız. Öbüründe işareden bahsederiz. Yusuf Kardavi iyi bir şey dediyse orada ondan faydalanırız. Bayındır Hocam dediyse burada faydalanırız. Mezhepçilik bir mantık olarak yanlış. Sanki bir kişinin din anlayışı vahiyle de ona da bildirilmiş. Sanki yeni bir dini peygamberi varmış havası oluşturuyor. Hayır daha fazla Kur'an dediğinin tam %100 zıttını söylüyor. Ayrıca bir iki bölünmeleri de yol açıyor. Zaten bu işitteki en önemli şeylerden biri. Şiilik, sunnilik arasındaki mezhep bölümüne ilgili çok önemli yönü var. O biraz siyasete giriyor diyor ona girmemeye çalışıyorum. Başka, Başka yere siyaset Ayrıca düzen... Kur'an'ın da bize söylediği yani Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirir diye ayet var. Müslüman ismi dışında bizim sürekli bir mezhep isimlerinden birilere bağlanmalardan medet ummamız gibi burada ayrıca bir hatalı bir şey var. Ve bizim işte bu şekilde düşündüğümüz zaman başka olacak şeylerden biri şu. Eğer ki ben mesela diyelim ki bütün hükümleri teker teker koyup paylaşıyorsam bir konuda İhsan Hocam'la. Aynı fikir Bir konuda Mustafa Hocam'la. Diğerinde Abdülaziz Hocam'la. O zaman ne olacak? Komple bir kamplaşmalar olmayacak. Yani bizim için artık önemli olan fikirler üzerinden birine tabi olmaklar üzerine gruplaşmalar olmayacak. ...teker teker konular olacak. Namaz nasıl kılınır bir yerde? Veyahut da işte namaz kılmayana ne yapılır? oruç evet. tutmayana ne yapılır? Yani teker teker biz konular açısından olayı ele alıp... ...onları masaya yatırıp... ...o konuda en mantıklı hiza bulsak bence... ...yani bir mezhepçilik veya... ...bir şahsa bağlanmacılık üzerinden gitmesek... ...masalara teker teker olayları yatırıp... ...akıl ve insaf ölçüsüyle yaklaşsak... ...bence emin olun sorunların %90'dan fazla ...sırf bu metotla çözeriz. Caner evet. Hocam'ın hepsi görüşlerine katılıyorum ama bu genellikle toplantıların sonundaki iyi dilek ve temennilere tekabül ediyor. İnsanımız maalesef bu konuya kulağa çok tıkalı. Ehli sünnet vel cemaat deniyor değil mi? Cemaat kelimesinin kuruluş aşamasındaki karşılığı toparlamaydı. Yani kim varsa gelsin ben kucak açarım diye. Çünkü mürteki bir kebire dediğimiz Müslümanın Müslüman kanını dökmesinin kamu vicdanında yarattığı derin sızıyı ne mutezile telafi edebildi ne haricilik kamuoyunu toparlayıcı olan o yapıydı. Ama şimdi gelin görün ki ehl sünnetçilik adına yapılan cemaat ne kadar varsa dışlayalım, ne kadar varsa ötekileştirilme döndü. Yani bunun karşılık bulacağını zannetmiyorum ama hepsine katılıyorum. Şirin Hanım, bu bu IŞİD'e katılan 90 sonrası kuşağın motivasyonu ve psikolojisini analiz ederken PKK'nın şu anda şehir yapılanması içerisindeki bu Junior dediğimiz grup var ya, o bence mukayese açısından ilginç bir örnek olabilir. Yani çok derin analizler, çok derin felsefi şeyler değil. Bu sosyal medya üzerinden mesela bir eylem kışkırtmasının iki tweetle mümkün olduğu bir vasatta yaşıyoruz. Dolayısıyla... Ama daha geniş bir çerçeveden baktığımızda bu tür yapılanmaların İslam dünyasında maya tuttuğu zamanlar genellikle dıştan büyük işgallerdir. Mesela IŞİD'in referans kitabı olarak gösterdiği şahsiyet İbni Teymiye'nin yaşadığı dönem bir taraftan Moğol işgali, bir taraftan Haçlı saldırısının Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiği zamana denk düşer. Bu, bunun adı şeydir e, ee, selefiliktir. Bir de neo selefiliğimiz var 20. yüzyılın başı. Ona da dikkat buyurun. Osmanlı dünya üzerinde siyasi olarak İslam'ın en son ayakta kalan büyük gücüydü. Öyle algılanıyordu. Bir anda işgale uğradı. He, darmadağın oldu. Bir baktık İslam dünyasının uzak coğrafyalarında neresi işgale uğradıysa ve çok mesela Napolyon'un, Bonapart'ın, Mısır'ın bir başından öbür başına birkaç günde girip çıktığını biliyoruz ki bu İslam dünyası için Harimi ismetine tecavüz gibiydi. Bu, bu, bu tepkisellikle yeniden bir selefilik peyda oldu. Şimdi bakın e, Tunus'ta başlayan o gencin kendisini yakmasından sonra bahar kışa döndü. Orta Doğu şu anda kan gölüne çevrildi. Bu yapı gene türedi. Yani Türkiye'de eğer bu mümkün mertebe kontrol edilebilir ölçekte duruyorsa Türkiye'de iyi kötü hala bir beğenin beğenmeyin bir otorite bir siyasi düzen intizam var olduğu için kontrol edilebilir. Mesela şu anda bu gücün olmadığını varsayalım akşama sabah kimin kimin gırtlaklayacağını ben Allah tahmin be. edemiyorum. Peki. Doğru mu hocam. Yani öyle bir Valla şimdi risk o doğru. Var. Yalnız bir şey var. Bu Mustafa Bey söylemişti. O kayıp olmasın. bütün mezhepler az önce anlatmaya çalıştım. Efendim sen mürtet oldun, öldürüleceksin diyorlar. Yani öyle kendi kafalarına göre insanları kafir yapıyorlar, öldürüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim ben ben şunu söylüyorum bakın ve şurada da çok bütün açıklıkla Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuyun. Bir insan, bir Müslüman <laughs> Müslüman olmuş bir kişi göğsünü gere göre ben kafir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi değildir. Çok güzel. Çok net söylüyorum. Bu güzel bir şey. Çok göğsünü gere gere ben kafir oldum diyemiyorsa. Tercih onundur. Yani? yani. çünkü, çünkü inanç konusunda hiçbir baskı yapılamaz. Asla yapılamaz. Çok ayet. Ama var ama ama gelin Resulullah zamanındaki şey Müslümanlık başka bu başka. Bugün İslam alemi is, dinin tanımını bilmiyor tanımını bilmiyor. Bakın bu çok çok önemli. Allahü Teala 30. surenin 30. ayetinde dini fıtrat diye tanımlıyor. Yani fıtrat ne demek? Fıtrat varlıkların oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kuralları yani tabiat kanunlarının tabiatın bir parçası olan insan üzerinde uygulanmasıdır. Allah böyle tarif ediyor dini. Peki. Peki dini böyle tarif eden var mı? Mesela Hasan Onat Bey'e soralım. Bu işin uzmanıdır. Şimdi Böyle bir tarif var mı? Ee, bana kalsa sabaha kadar konuşalım. Ben çok memnun ama programı bitirmek zorunda kalacağım. Dolayısıyla İhsan Bey demin yarım kalmıştı. Bağlamak istediğiniz cümleniz var mı son olarak? Evet şimdi e, var olan e, eski İslam kültürü diye ifade ettiğimiz imparatorluklar çağında oluşmuş kültürle yüzleşilmesi gerekiyor. Bu işit zihniyetini doğuruyor. İşit zihniyeti de iktidarın ve devletin tabiatına olan şeyi dini kırıflar geçirerek kullanıyor. Şu halde bir taraftan devletin ve iktidarın tabiatının e, yeniden düşünülmesi gerekiyor. Diğer taraftan dinin buna alet edilmesine mani olunması gerekiyor. Eğer bunu ikisini yapamazsak bu boyuna üreyip duracaktır. Dünyada 80 tane adam bir tarafta, 3 3,5 milyar insan bir tarafta. Servetleri birbirine denk. Buradan daha çok silahlı örgüt doğar. Buradan daha çok adına terör dediğiniz örgütler doğar. İslam'ın esas meselesi mülkün Allah'a ait olması. Bu adaletin eşitliğin nerede sağlayacağına temelden ve derinden bir giriştir. Şimdi iş buraya gelmediği sürece, şimdi işitliği oraya ilafet kursan ne olacak kardeşim? Zengin yine zengin, yoksul yine yoksul. Sen gideceksin oradaki zenginlerin toprak ağalarının marabası olacaksın. Güçlülerin, kuvvetlerin cariyesi olacaksın. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece kimlik değişecek. Üst taraf değişecek. Eğer bir ülkede Abdülaziz Hoca çok güzel bir şey söyledi. Altını tekrar çizelim. Göğsünü gele gele kafirim diyemiyoruz. Orası İslam ülkesi değildir. Benim söylediğim 2-3 madde daha var. Onlarla bitireyim. Eğer bir ülkede şu üç şey yoksa orada adalet yoktur. Bir, muhalifler, iktidarın muhalifleri güven içinde değilse. İki, iktidarın yandaşları da korku içinde değilse. Yani iktidarın yandaşları korkacak, muhalifler güven içinde olacak. Tam tersi. Peygamber diyor ki, eğer yoksulun hakkına el uzatarsan, yani hırsızlık yaparsan elini keserim. Peygamberin kızı olduğuna bakmam diyor. İkileri en yakını kızıdır. En yakın kızı peygamberin zamanında korku içinde. El uzaktırsam yanarım demiştir. Yandaşlar böyle korkacak. Var mı böyle bir korku? Bir bakın etrafımıza. Muhalifler de güven içinde olacak. Bize adaletsizlik yapılmaz diyecekler. Bütün İslam dünyasını bağlıyor. Tabii. Tüm dünyasını Özellikle Türkiye'yi bağlıyor. Yani Türkiye'de bizi dinleyenler mesajı alsınlar diye söylüyorum programın sonunda. Bir de bir de iktidarın başı yargılanacak. Hesap sormak, adalet hesap vermek erdemdir. Şimdi ben mahkemede yargılanıyorum. Evet. Cumhurbaşkanı tarafından mahkeme verildim. Gelmiyor mahkeme. Veya muhatap almıyor. Dünyanın bütün adil hükümdarları kadın karşısına çıkmıştır. Peki. Bir ülkede padişah kadın karşısına çıkabiliyorsa 9. ayetini burada pek. okursanız kadın karşısına çıkabiliyorsa orada adaletten bir parça var demektir. Bunlar yoksa daha çok işit durar. Peki e, teşekkür ediyorum. Hemen e, kalan süremde de Hasan e, Bey döneyim. Hasan Bey e, son sözlerinizi rica edeceğim. E, e, yani şöyle bir şey de dikkati çekmek gerekiyor. mu? Ben biraz bu e, programı hazırlarken kim ne demiş, hangi üniversiteler araştırma yapıyor, e, şöyle bir şey gördüm. Ama yanılıyor olabilirim. Lütfen beni düzeltin. Nedense İslam İslam ve Müslüman toplumların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, radikalleşme ya da radikal örgütler ya da radikallik nedir? Bunların üzerine baktığımda kafa yoran üniversitelerin hepsi Batı'da ve hepsi Amerikalı hocalar, ya hepsi değil tabii ki. Arada sizler gibiler de var yani hepsi derken yanlış bir ifade kullandım ama çoğunlukla diyelim. Tamam, tamam. Batılı kaynaklardan yararlanmak zorunda kalıyoruz. Bu da bir sorun değil mi? Biraz önce işte Dünya İslam e, Birliği'nden bahsettiniz. Neden bu İstanbul konuda? E, bilmiyorum. Daha aktif olunamıyor? Yani Amerika'daki Müslümanlar örneğin çok büyük tepki gösterdiler ama işte o kadar. Yani ondan sonra orada kalacak bir durum oldu. Buyurun. Şimdi e, direkt önce sorunuzla alakalı bir şey söyleyeyim. E, maalesef e, Türkiye'de bu tür meselelerin üzerine bilimsel e, açıdan bakılmıyor, yaklaşılmıyor. Şu ana kadar Türkiye'de e, IŞİD meselesiyle alakalı onlarca, yüzlerce çalışma yapılmalıydı. Biz bu konudaki bilgileri maalesef İngilizce yazılan, Batı'da yapılan bilimsel araştırmalar üzerinden, takip etmeye çalışıyoruz. Bu ciddi bir problem. İkinci ciddi bir problem. Bunu değerli dostlar da ifade ettiler. Aslında İslam dünyasının temel problemi özgürlük problemidir. Özgürlüğün ve adaletin olmadığı yerde İslam'dan söz etmek kelimenin tam anlamıyla abesle iştigal olur. Ama unutmayalım özgürlük önce insanın kafasında başlar. Yani Müslüman kafanın özgür olması gerekiyor. Bunun da olabilmesi için ışıdın önünün kesilmesi ya da yeni ışıtların olmaması için üç önemli meselenin bilinç dünyamızda yeniden yer etmesi lazım. Bir, İslam açısından iman bireyseldir. Maturidi'nin ifadesiyle e, Bayındır Hoca'ya e, hocanın e, hocaya da söylemiş olayım bunu. Çünkü Maturidi de kendisine Allah'tan vahiy geldiğini iddia etmiyor. Doğruları var, yanlışları var. Ama Madem geleneği bu kadar kutsallaştırıyoruz alın size Maturidi diyorum ben zaman zaman. Maturidi'nin ifadesiyle imanın tahakkuk edebilmesi için kalp gibi dışarıdan hiçbir müdahalenin olamayacağı bir yer vardır ki Maturidi akıl, gönül, fuat ve kalp kavramlarını anlamanın dereceleri olarak kullanır. Yani demem o ki iman bireyseldir. Sorumluluk bireyseldir ve cennete de kitle halinde, grup halinde, mezhep olarak gidilmez. Evet. Hak eden cennete gider. Öyleyse bu üç temel ilkeyi merkeze aldığımızda mezhepler ne olacaktır? Caner Hoca telaşlanmasın. Mezhepler benim ekmek teknem. Yani ben hayatımı hep bu mezheplerden kazandım böyle. O yüzden mezheplerin nasıl zenginlik olacağını düşünüyorum. Şayet Müslümanlar bir, bir gün Kur'an'ı merkeze evet. alarak İslam ortak paydasını yakalayabilirlerse o zaman evet. bu farklılıklar Peki. zenginlik olacaktır. Bunu çok net ifade Peki. ediyorum. Son cümlem Efendim Müslüman kültür insanı buharlaştırdı. Müslüman kafa din diliyle siyaset dilini özdeşleştirdi. O zaman siyasetin şiddet içeren dilinden dini özgürleştirelim. Müslümanı Peki. özgürleştirelim. Daha evet. açık bir ifadeyle. Şayet biz İslamı özgürleştirirsek emin evet. olun Müslümanlar da özgürleşir. Çok, İslam çok, çok. çok yoruldu, çok hantallaştı. Kesinlikle, kesinlikle ee, ve e, hakikaten e, büyük haksızlık. Ee, bu konuda e, bence önemli şeyler konuşalım. Bilmiyorum bu kadar hoca bir araya gelip siz daha önce böyle bir çalıştay ya da bir fikir alışveriş yaptınız mı Yaptırız. bir kanalda ama biz ben vesile ben olmuş yaparım. olalım. Ben hayır hayır bir yani böyle hı, haftada Siz şey öyle yaparım. yapıyorsunuz da böyle ekranlarda bilmiyorum böyle e, zaten seyircilerimizden de programın ikincisi olsun diye çok fazla e, talep gelmiş. İnşallah yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz, Şimdi katıldığınız ben için ayrı ayrı teşekkür edip bir yarım teşekkür yani yarım Tabii. cümleyle Giresunlu dostlara da Teşekkür ediyorum. Buraya size bir şey göndermişler. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de evet, çok. Bir bütün çektiği. Çünkü... Ee, çok <laughs> sıkıştım. Tamam. Bir cümle <laughs> Bak biz şimdi bir işit özel sayısı çıkardık. Kitap ve Hikmet diye bir dergi. Ve burada e, esirlerle alakalı işte ee, o, içevek, ilgilenen... e, o dinden dönen her konuyla işitle ilgili söylenen şeylerin hepsi burada makaleler halinde var. Çok teşekkür ederim da hocam. Olsun burada herkesin vicdanını ve kafasını özgürleştirmesi gerekiyor. Ben onu söylemek istiyorum. burada ilahiyat hocalarını bir araya getirdim. Ve, ama bu mesele bir daha altını çizelim. Sadece dindarların, İslami kesimin ya da ilahiyat hocalarının meselesi değil. Tam tersine özellikle özellikle kendini seküler olarak tanımlayanların da bunun mesele üzerine kafa yorması, empati yapması, belki bir toplumsal uzlaşmaya gitmemiz gerekiyor. Daha fazla konuşmamız gerekiyor. Sosyologların, felsefecilerin, siyaset bilimcilerin, toplum bilimcilerin, herkesin çok ayrıntılı bir biçimde kafa yorması gerekiyor. İşi Türkiye'yi düşman ve kafir ülke olarak tarif etmiş. Buradan yola çıkarak sayısını bilemediğimiz Türkiye'den gitme işit devşirmeleri ya da işit militanlarının üzerine kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne oluyor bitti? Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Görüşmek üzere.